Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Efendim Yeni Kapı'dan ikinci günden hepinize selamlar, saygılar. Trabzon Kültür Günleri'nde standlardayız şu anda. Evet, görüyorsunuz Karadeniz'in, Trabzon'umuzun o güzel peynirleri, yağları, aklınıza ne geliyorsa burada alma şansına sahipsiniz. Evet, şöyle yayla kuzularıyla beraber efendim, işte görüyorsunuz şu anda bu yayla kuzularının oradan gelen peynir ve tereyağı ürünleri burada. Şöyle standı da alalım. Burada bir kardeşimiz var, tanıyalım seni. İsmim Nurtekin. Karadenizliyiz. Trabzon günlerine tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Aynı zamanda tüm İstanbulluları davet. Fiyatlar ne alemde? Abi fiyatlar uçtu. Uçtu mu? Evet, uçtu. Ama gene yardımcı olmaya çalışıyoruz tüm yani, esnafımız olarak. Herkesi kalkındırmak istiyoruz abi. Maşallah. Kimseyi boş göndermiyoruz tezgahımıza gelen. Yani fiyatları uygun tutmaya gayret ediyoruz. Tabii ki ister istemez. Elimizde olan yani müddetçe yani yapabildiğimiz tüm imkanları insanlarımıza sunuyoruz. Lakin biliyoruz hani şu andaki ekonominin durumunu, az çok herkes neyin ne olduğunu da çok iyi biliyor. Bu konuda hani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dedim ki herkesi bekleriz Yeni Kapı'da. Çok güzel bir şenlik alanı kuruldu bu sefer. Eyvallah. İçeriye ikram edelim. Sağ ol, sağ ol. Şimdi burada... Şimdi bir sürmene tulumu var burada. Sürmene, ben de sürmeneliyim biliyorsun. Oo. Evet, ben de sürmeneliyim. Biri bakar bir yer, kıyamet ondan kopar demişler. O genelde onun sulusunu yer. Peynirin sulusunu sever o. Ha, ona bir kuymak yapmak isterdim evet, aslında evet. Burada. Bilmiyorum. Ahmet o abi, sürmene adamınla tulumba peyniri 10 numaradır abi. İşte şekilde gör. Ahmet abi suratına hiç gitme. Görüyor mu oradan seni abi? Evet. Yapma böyle şeyler. Evet, yapma böyle. Ya şu küflü nedir? Abi bu Erzurum çivil peyniri. Bunu sana nasıl söyleyeyim? Eskiden köylüler peynirsin olarak yerlermiş. Bundaki küp evet, doğal küptür. Böyle bidona gömülüp bidondan çıkan bir olaydır bu. Abi bunu yiyorsun. Allah Allah. Aşk acısı falan bitiyor. Ben şimdi onu yemeyeyim de. Ne olur ne olmaz. Hiçbir şey olmaz. Allah gerçekten Allah. Faydalı bir olay. Abi bunu tamam, yer misin? Yok yok tamam. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi küfün zararlı olduğunu biliriz. Tabii. Yani buna ne katıyor? Bunu özellikle, bunu böyle bidona gömüyorlar. Toprağa gömüyorlar. Ha bunu şimdi özel yapıyorlar. Bunu bu şekilde gömdükleri için. Bak bunun içinde her şey olabilir. Bu kurtlanıyor bile ne zamanla. Ama o, insanlar bunu yiyorlar, seviyorlar. Allah Allah. Bunun olayı başka. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir de süt ürünlerinde biliyorsun yani bozulan çok zararlıdır. Tabii. Ama bunu özel bunun böyle. Bunun özelliği böyledir. Evet. Mesela bunun özelliği, eski kaşarın özelliği küplenmesidir. Ne kadar evet, durduk çok anlamadım. Eski kaşar derken Ahmet Bey'e niye baktınız onu da anlayamadım. Ahmet abi sana burada ince bir laf geldi yaşlısın diye anladın mı? Peki. Abi bunları yekten yayınlayacağınız mı? Birbirinize kaşar maşar dediniz ha. Peki kardeşim benim kavurma Rize Üçel. Rize Üçel. Tabii. Yine tereyağımız var burada. Tabii tereyağımız bizim Trabzon Beşikdüzü yayla yağları kendi ha, imalatımız yağımız ha, tabii ki. Yağ konusunda iddialıyız. Peki kilosu ne bunun? Yağın kilosu şu anda 300 lira. Zaten insanlar yağ yemek istiyorsa 250-300 lira aşağı yağ almasınlar. Yani yayla yağı 300 lira. Tabii yayla yağı 300 lira. Yok çünkü başka türlü yani. Evet. Hani 200 liraya falan yağ yok. Anladım. Onlar da kesinlikle katkı vardır bu arada. Kimseyi kötülemiyoruz tabii ki. Herkes işinde gücünde ama yağ işi bizim işimiz. O zaman demek yağ deyince akla biz geliriz abi. Marketten aldığımız yağ değil o zaman. Üstünü okuyun. Yazıyor. Okudunuz mu etiketleri? Okumadım. Okuyarak alırsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Peki kardeşim benim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar sunuyorum. Efendim Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden selamlar, saygılar. İkinci gündeyiz ve genç bir abim yanımda. Trabzon Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu'nda çok hizmetleri var uzun yıllardan beri. Yıllardan beri Mustafa abi böyle görünce insan memleketi görmüş gibi olur ya. Biz de öyleyiz. Mustafa abi, Mustafa Sarı ile beraberiz. Mustafa abi, emeğinize sağlık. Bugün ikinci gün. Çok güzel bir atmosfer var. Neler söyleyeceksin bize? Çok teşekkür ederiz sizlere de. Sağ olun geldiniz. Bu günlerimizi gösteriyorsunuz. Milleti bekliyoruz. İnşallah bugün gelirler. Açılışımıza çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet, 14.30'da açılışımız. 14.30, 15 gibi olacak evet, inşallah.
Genel anlamda Trabzon Dernekler Federasyonu yılda iki kere düzenliyor bunu. Önümüzde 24 Şubat'ta da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek inşallah. İnşallah. Bütün herkesi bekliyoruz. Evet. Mustafa abim diyor ki yani sizler de gelin bu güzellikleri, Trabzon'un kültürünü burada hep beraber yaşıyoruz. Sizler de buyurun gelin. Çok teşekkürler Mustafa abim. Biz sağ ol, var ol. Efendim hemen sağ tarafında benim kadim dostum. Yani nasıl izah edeyim? Kelimelerle Azmi Turan'ı anlatmak kolay değil. O kendini bir sizlere tanıtsın. Azmi hoş geldin. Neler söyleyeceksin? Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Cumhuriyetimizin 100. yılından sonra akabinde Trabzon Dernekler Federasyonu'nun böyle güzel bir organizasyonla denk gelmesi de ayrı bir önem taşıyor. Ayrıca Filistin'deki olayları da kınıyorum buradan. İnşallah adil düzen gelir orada da. Aynı zamanda Trabzon Dernekleri Federasyonu İsmail Şatıroğlu Başkanımız, Genel Başkanımızdan sonra gerçekten çıtayı çok yükseltti. Her yıl üzerine koya koya ilerlemeye devam ediyor. Şimdi bu araya gireceğim. Azmi Turan, efendim geçen yıl bir pideci kardeşim bana güzel bir pide vermişti. Şimdi neden onu alıp elimden de İsmail Şatıroğlu'na getirdiğini şimdi anladım. Demek başkan daha enerjik olsun diye, bu hizmetleri daha iyi yapsın diye. Kesinlikle. Onun için mi pideyi kaptın elimden Azmi? Gerçekten tadına bakmak istedim. O gün de İsmail Başkanım'ın gerçekten yoğunluğundan dolayı, gelen giden misafirlerinden dolayı benden ayaküstü olsun diye hemen getirdim, tadına baksın neden diye. Neden Mustafa abi değil de yani İsmail Başkan yani? Şimdi tesadüf mü oldu? Yok, tesadüf olmadı. Orada genel başkanımız olduğu için, zaman olmadığı için, ama belki diğer yönetici arkadaşlarımızın zamanı olmuştur. Ondan dolayı evet, Murat sana Bey yani. Fideler feda olsun. Yoksa, biz tabii Azmi'ye takılıyoruz. Bir de sabah bir şey anlattım bu Trabzon Dernekler Federasyonu'nun etkinliğinden. Sırbistan milli takımında olan bir arkadaşımız, sabah da paylaşımını yaptım. Luka İliç, kendisi de sosyal medyadan TDF'nin etkinliklerini takip ediyor. Oradan da tüm TDF'ye, başkanımıza da selamlar söyledi. Kendisi de iyi bir Trabzonsporlu oldu, iyi bir Trabzon aşığı oldu. Onu hatırlıyorum. Beni radyoda dinlerken aramıştım beni, dinliyoruz evet, diye. Evet. O arkadaş evet, bizden arkadaş de selam olsun. Fanatik bir Trabzonsporlu. Buradan da kendisine selamlarımı gönderiyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Amin. Bugün de inşallah muhteşem bir gün olacak. Peki, Ahmet Bey'in siparişleri vardı. Arabaya geldim, onlara bakabilir miyiz? Birazdan kamerayla gidip kontrol eder miyiz? Yapabiliriz. Peki, gidebiliriz. Ahmet Bey duydunuz efendim. Peki, sorun çok teşekkür yok. Ediyorum. Azmi Ayrıca Turan... sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ne demek? Efendim, Azmi Turan bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hemen burada yine yakışıklı bir abim var. Sayın abim, seni bir tanıyalım, kendini bir tanıt. Salih Osman Çeliboğlu, Çaykaralıyım. Trabzonların ülke genelinde her yerde aktif ve ileri seviyede olduğunu gururla söyleyebilirim. İstanbul'da Trabzonların çok olduğu bir yer, aktif olduğu bir yer. Onun için böyle bir birlikteliğin sağlanması için yapılan bu günden dolayı kutluyorum başkanımızı. Filistin'deki olaylar hepimizin içini acıtıyor. Maalesef hiçbir müdahale yapamıyoruz. Allah yardımcıları olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, duamız onlarla. Efendim tabii biz buradaki güzellikleri sizlere anlatıyoruz. Bir genç abimiz, iki biraz yaşlı abimizle röportaj yaptık. Bizleri izlemeye devam edin. Buradayız, ayrılmayın. Efendim Yeni Kapı Trabzon Kültür Günlerinden hepinize tekrardan selamlar. İkinci gündeyiz. Yani ben hep söylerim ya, zaten Yusuf Cemal Keskin hocamızı kelimeler anlatmaz. Onu yaşamak lazım. Yıllardan beri, gerçekten herhalde bir 30 yıldan beri Yusuf hocamla radyo programları, televizyon programları, ama başka bir Yusuf Cemal Keskin yok. İşte Şekil Ağa'da gördüğünüz gibi hiç de mütevaziliğine toz kondurmaz. Böyle de bir abimiz. Hocam seni burada görmek güzel bir şeref. Yine her zaman olduğu gibi Yusuf Cemal Keskin'in kemenceleri burada. Evet. Ve kemencelere %10 da indirim yaptık. Onu da özellikle ben belirteyim. Aynen abi, indirim evet. Yaptık. Kemencelerimiz kendi atölyemizde imal ediliyor sevgili Murat'ım. Evet abi. Yani merdiven aldığı kemenceler değildir. Çok kaliteli kemencelerdir. Yani ben buraya şimdi bunları satmaya getirdim. Ama satılır satılmaz çok da umurumda değil. Niye değil biliyor musun? Bu kemenceleri ben saklayacağım.
50 sene sonra benim torunlarım bunları 500 bin liraya da satabilirler. Evet. Yusuf Şamal Kesin kemenceleri diye. Şu anda belki 5 kuruş etmeyebilir. Ama hocam estağfurullah, yani burada bu isminiz bile ölçülmez maddi yani, anlamda parayla. O sizin teveccühünüz. Gerçekten büyük emek verdim bu kemencelere. Bu kemence gördüğünüz zaman 20 günde meydana geliyor. 20 gün. 20 günde meydana geliyor. Çok da fiyatlı bir şekilde vermiyoruz onları yani. Ama şimdi tabii kaç günde gelmesi önemli değil. Yani bizim kameraman da 9 ayda meydana geldi ama hep aksi bir adam, yaramaz işe yani. Bu 9 ay 10 günmüş ha. Bir de fazlası var. Aa, 9 ay 10 gün. Ama işe yaramak da çok önemlidir. Seninki bir günde olsa Yusuf Cemal Hoca'nın her şeyi mükemmel. Hocam sizin uzmanlık alanınıza ben giremem. Yok ya. Hep öyledir zaten. Evet. Hepimiz öyleyiz zaten. Eyvallah, eyvallah. Hocam şimdi peki dün var mıydı satışımız? Yok, dün satışımız olmadı. Sadece yerleştik. Evet. Bugün olursa olur, olmasa da canımız sağ olur. Olmazsa ne yapacağız biliyor musun? Bizim Trabzon Dernekleri Federasyonu'na gideceğiz. Kaç tane kemence varsa orada üyelerimiz burada. Başta Mustafa abiden başlayacağız. Hayır, ben illa de satayım da para kazanayım onun peşinde değilim. Yok, kemencelerimizi vereceğiz. Evet. Her evde Yusuf Cemal Keskin hocamızın kemencesi bir yere asılması lazım. İnşallah burada duruyor. Alsınlar alsınlar. Biz kimseyi almayın demiyoruz yani. Biz şimdi önce sinyali verelim, sonra icraata geçeriz. Doğrudur. Efendim Yusuf hocamla söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi Yusuf hocam biliyorsun bizim şimdi kameraman aynı zamanda yapımcıdır. Evet, tekniği, taktiği iyi bilir. Evet. Şimdi dedi ki Yusuf Cemal Keskin hocamın bu sanat camiasında çok anıları vardır ama şöyle aklına gelen ilginç bir anısı varsa bize söyler mi, anlatır mı diye. Ya tabii konu konuyu açıyor. Şu anda aklıma gelmeyebilir ama mesela rahmetli Çene Cemal'i hiç unutamıyorum. Allah rahmet eylesin. Yani tam 10 sene oldu öleli. O öldükten sonra benim %50 özelliğim kayboldu. Çünkü birbirini tamamlıyorduk biliyor musun? Evet, evet. Yani yalnız kaldım. Tabii bir sürü değerler kaybettik. Onların kaybı farklı bir olay ama sanatsal olarak Erkan'la beraber, Çene Cemal'la beraber 35 yılımız geçti. Evet. Haneler hepsi rahmetli oldu gitti. Tabii birçok değerli arkadaşlarımızı da kaybettik. Şimdi de sıra bana geliyor. Ondan sonra diyecekler ki rahmetli de iyi kemence çalardı. Kıymetini bilmezdik. Öldükten sonra kıymet vermeye başlayacaklar bana. Onu olsa da biliyorum. Olsa kemencesini alsak diyecekler. Ulan sayken değerli sanırım bana yani. Daha şimdi öldükten sonra. Yani kimse. Yani şimdi diyorsun kemenceyi alın da belki Çaykara Dağları'nda gider de bir otururuz. Yani rahat. Tabii yani biz peki emek sarf ediyoruz burada. Doğru. Yani yıllarımı verdim, 65 senemi verdim. Yani ben bu kemenceliği burada satamasam herhalde bu kemence kültürüne noktayı koyacağım. Estağfurullah. Kemence kursunu da kapatacağım, atölyeyi de kapatacağım. Demek ki bu kadar oluyormuş. Yok, Allah'ın izniyle o karamsarlığı bir kenara atalım. O şey şu anda bizleri izleyenler de, sevgili yapımcım bunu hemen paylaşalım. Yusuf Cemal Keskin hocamızın standı burada. Kemenceleri zaten hepsi bu kadar mı hocam? Başka var mı arkadaşlar? Var. 150 tane daha atölyede kemence var. 150 biraz çok olur hocam. Biz bunu 75'e bağlayalım yok, yani. Yok yok. 150 tane şunu kalas olarak duruyorlar orada. Ha ya bu biz bunları mı bugün bu evet evet. Ustam beyin kanaması geçirdiği için öyle ya, duruyorlar. 15 tane kemencemiz var. Yani öyle fazla da bir kemencemiz yok standımızda. 15 tane de ben buradan 5 tane satsam eyvallah. Öyle mi? Tabii canım. Yok 5 garanti. Az bir duyuyorsun değil mi? Peki hocama bu anlamda da destek verelim. Karadeniz kültürüne, müziğine yıllardan beri hep söylüyoruz ya Yusuf Cemal Keskin'den kolay gelmez. İşte az önce de ifade ettiği gibi gittikten sonra kıymetini bilmeyelim. Rahmetli Erkan abi de hep aynı ifadeleri kullanırdı. Biliyorum canım ya. Evet yani cenazesi Allah mekanını cennet eylesin. Adım atamıyorduk hiç unutmuyorum. İlahiyat Fakültesi şeydeydi Bağlar başında. Eyvallah. Efendim kültür hazinesi sadece kemence değil. Hayatın gerçeklerini bilen, bizlere anlatan, bizim de örnek aldığımız çok değerli bir isim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ama ben hep hocam bir tane daha soracağım. Şimdi hocamın türkülerinde bir bakarsın Naime, bir bakarsın işte hep isimler böyle. Evet. Hocam bunlar anı mıdır yoksa yani? Ya anı olanlar da var tabii yani. Ama mesela belki ben Zülfiye'yi seviyordum da ismini Fadime olarak zikretti. Ha değiştirme. Çünkü Karadeniz'de Fadime, Emine, anladım, Ayşe, anladım. Temel, Tursun Bilsemur olduğu için anladım. Ben de onları o şekilde kullanıyorum. Ha, olaylar gerçek ama isimler... Evet. Hocam, Çak Eşim. Hocam, helal olsun. Evet, Trabzon günlerinin ikinci günü, açılış günümüz bugün. Gençlik kolları arkadaşlarımızla geleneksel hale getirmiş olduğumuz fetih yürüyüşünü yapacağız. Ahmet abi bu sene Fatih Sultan Mehmet ben değilim.
Artık yeter dediler bana. O yüzden ben değilim. Evet, gençlik kolları arkadaşlarımızdan Şener var. Akşam setin olacak bugün. İnşallah. Trabzon'umuzun tanıtım gününe hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Akşemseddin hocamızı bugün ben tanıtacağım. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası biliyorsunuz. Ne diyeyim? Hoş geldiniz. Sefalar. Heyecanlıyım. Yani böyle bir önemli karakteri canlandırmaya çalıştığımız için çok heyecanlıyım. Tarihimizde çok önemli yeri var biliyorsunuz. Anlatabilirim ki yani başka bunun dışında. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Şener de yeni katıldı aramıza. Evet. Molla Gürani. Bünyamin kardeşimiz, o da Trabzon'dan geldi. Of. Of'tan gelmiş, Trabzon'dan gelmemiş. Selamünaleyküm. Yeni katıldı o da aramıza. Ve çabuk alıştık kendisine hemen. O da bizi sevdi, biz de onu sevdik. Evet, güzel bir yürüyüş olacak. Heyecanlı mısın? İnşallah. Heyecan yok. Bizde heyecan yoktur, çok şükür. Biz Fatih'in fedaileriyiz. Molla Gürani karakterini canlandırmak gurur verici bir şey olduğu için ondan biraz heyecan var olabilir. Ama inşallah güzel bir görevi icra edeceğiz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet. Bizim meşhur Azmi abimiz var ya. Onun oğlu Erdem Turan yanımızda. Erdem, hazır mısın? Ben Erdem'e diyorum ki ya ben seni şu kıyafetle gördüm diyorum. Yok abi diyor. Yine aynı şekilde Ensar'ı da gördüm diyorum. Öyle kafamda kalmış ama ikisi de yok diyor. Görmedik diyor ama en sonunda gördük gördüğün gibi. Evet Erdem, heyecanlı mısın? Heyecan var abi. Yeniçeri olacağız. Gururluyuz. Kapıkulu askeri. Evet abi, Kapıkulu askeri. Evet. Heyecanlısın. Heyecanlıyım abi. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Trabzon günlerini hepinizi bekleriz. Evet. Ensar, Hafız kardeşimiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ensar da bizim yine gençlik kolları arkadaşlarımızdan. Tüm herkesi Trabzon günlüklerine bekleriz. Teşekkür ediyoruz sen yanısına da. Bu arada ezan okunuyor. Evet, bu çocuk çok tehlikeli. Bünyamin. Sen nereliydin Bünyamin? Oflu. Gördün abi, oflu yani. Tehlikeli. Enes hoş geldin. Hemen kıyafetini hazırlan. Evet, heyecanlı mısın? Biraz heyecan. Evet, hep başkanım, heyecanlıyız. Biraz Yeniçeri olduğumuz için, Fatih Sultan'ın askerleri olduğumuz için. Gerçekte de Fatih Sultan Mehmet askeri olmak ister miydin? O zaman da yaşamak ister miydin? Vallahi olurdu başkanım, yaşamak isterdim. Güzel olurdu. Aynen başkanım. Evet, teşekkür ediyoruz kendisine de. Enes geldi. Enes, gel kardeşim. Enes de bizim neden geç kaldın? Önce onu söyle bakalım. Malum sabah burada yalnız yaşadığım için biraz yeğenlerimle meşguldüm. Malum biraz geç kaldım. Onlarla ilgilendim. Geç yola çıktım, geç geldim. Adam dürüst yani. Geç çıktım, geç geldim diyor. Yani heyecanlı mısın? Enes giydi bu kıyafeti birkaç kere daha. O yüzden daha soğukkanlı olacaktır. Yani tabii ki bu göreve ilk kez gelmedik. Burada uzun yıllardır buradayız. Başkanımız da burada. Tabii başkanımızın yanındayız. Bu etkinliklere olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Var mı başka söylemek istediğin bir şey? Yok, bu kadar. Teşekkürler. Evet Ahmet abi, hemen hızlıca bir sıcak servis olacağını bildiğim için bu videoyu izleyen tüm hemşehrilerimizi, tüm kardeşlerimizi buraya bekliyoruz. Saat 3'te fetih yürüyüşümüz olacak. Sıcağı sıcağına canlı canlı yürüyüşü görmek istiyorsanız hepinizi Trabzon günlerine bekliyoruz. Görüşmek üzere. Yeni Kapı Trabzon Kültür Günlerinden selamlar, saygılar. Efendim biz burada tabii bu güzellikleri sizlere yansıtıyoruz. Yanımızda da çok değerli bir isim var. Hem siyasetçi hem de bazılar Trabzonlar Dernek Başkanı Arsin'in yiğit delikanlısı Ethem Coşkun. Ethem Başkanım. Nasılsın? Evet. Teşkilatım. Hamdolsun, sağ olun. Çok sağ olun. Başkanımın o güzel sözü, o teşkilatım dediğin zaman harbiden şöyle bir enerji doluyor insan Başkanım. Evet, hep biliyorsun Karadeniz olarak birbirimize çok severiz, sayarız, saygı duyarız. Hep kardeşiz, akrabayız deriz de diyorum bu sefer de teşkilatız ya. Aynı kesinlik. Teşkilat deyince siyasi olarak kimse düşünmesin. Biz birbirimizi seven bir milletiz. Vatanımız, milletimizi seven milletiz. Eyvallah. İnşallah bu güzellikleri de Yeni Kapı'da sizin de söylediğiniz gibi İstanbul'a getirdik. İstanbul'da davamız, derdimiz, sıkıntımız dedi ki hemşehrimizi bir araya görmek, çok bir araya getirmek. Bu mutluluğun huzurunu yaşamak. Zor şey yapıyoruz ama bu güzellikler insanları hemşehrimizi bir araya gördükten sonra o yorgun üzerimizden atıyoruz. Eyvallah. Başkanım şimdi tabii her yıl oluyor. Bu sene de yine 12.si tahmin ediyorum. Evet. 13. 13 mu? Evet. Evet. Bizi bir araya getiren hem dernek yönetim başkanına hem siz yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Buradan da izleyenlere o zaman şöyle diyelim. Buyurun gelin efendim. Yeni Kapı'da bekliyoruz ki Trabzon'un derneklerin bildiğiniz gibi hemen her ilçede etkinlikleri var, programları var. Bugün Yeni Kapı'dayız. Yakın bir zamanda inşallah ilçelerimizde buluşmak üzere.
Hep hemşerilik. Herkes geliyor. Bizim tek derdimiz, bütün zahmeti yaşıyoruz, çekiyoruz. Hemşerilerimiz gelmesi için. Evet. Hemşerilerimizi bekliyoruz. Peki, çok teşekkürler. Hemen Beylikdüzü, yine yanımda Beylikdüzü Trabzonlar Dernek Başkanı Sayın Ali Osman Esertaş. Sayın Başkanım, evet başkanımla uzun yıllardan beri her karşılaşırız. Çok, evet, eski bir dost değil, her zaman dost. Evet. Başkanım gerçekten yıllardan beri o da STK'lara çok hizmet veriyor. Beylikdüzü'nde Trabzonları da bir araya getirdi ve o da şu anda burada bizimle beraber kültür günlerinde Yeni Kapı'da. Evet Sayın Başkanım, sen neler söyleyeceksin ben bugünle alakalı? Ben çok teşekkür ediyorum. Trabzon'un her zaman kutladığımız, her yıl düzenli olarak yapmış olduğumuz şeyde Dernekler Federasyonu'nda başkan vekilliği yapıyorum. Beylikdüzü Trabzon Derneği'nin kurucularındanım. Maşallah. 2007 yılından beri kurduk. Bu zamana da devam ediyoruz. İyi bir aktifi oluyor. İyi insanlarımızı, hemşerilerimizi, dostlarımızı, kültürümüzü. Ben öncelikle Trabzonlar Derneği olarak söyleyeyim. Ben 10 yıldır horon ve kemençe kursu, telkare bunları veriyorum. Şu ana kadar 1500'e yakın bir öğrenci yetiştirdik. Maşallah. Horon ekibiyle. Bugünkü sahnedeki olan ekip de bizim ekibimiz. Yarın işte bu kültür demek bizim için her şey demek. Evet. Trabzon için her şey demek. Kültür, sanat dediğin zaman. Burada da federasyonla da 3 dönemdir beraberiz. İsmail Başkanımıza, ona da sonsuz teşekkür ediyorum. İyi bir organize oluyor. Güzel oluyor. Evet. Hemşeriler, dostlar, çok komşularım. Başarılı, çok başarılı. Evet, başkanımız o konuda gerçekten iyi bir yol aldık. İyi bir oluşum oldu. Güzel bir çalışmalar oluyor. O konuda herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız kimse bırakmasın. Beylikdüzü Trabzonlar Derneği olarak ben herkese de söyledim. İstanbul'daki bütün hemşirelerimizi Yeni Kapı'ya bekliyoruz inşallah. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum, evet. Murat'ım. Zaten Ali Osman Bey'e de sonsuz teşekkür ediyorum. Ali Osman Esertaş'ın olduğu her yerde Beylikdüzü Trabzonlar Dernek Başkanı hep başarı vardır. Yıllardan beri de dostluğumuz böyle devam eder. Seni seviyoruz başkanım. Seni sağ ol, var ol. Teşekkür ederim. Efendim bizleri izlemeye devam edin. Buradayız. Efendim Yeni Kapı'dan tekrar hepinize selamlar, saygılar. Tabii şu anda Yeni Kapı'da ikinci gündeyiz. Trabzon Kültür Günlerinde buraya gelen misafirler, onlardan da bir tanesi bizim yapımcımız Ahmet Güngör'ün de çok değerli bir yakını diyelim. Tanıyalım sizi efendim. Ben Fevziye Kaya, Trabzon Maçkalı'na kalan köyündeyim. Evet, Fevziye Hanım, şöyle ekrana bakalım ki sizleri ekranda görsünler. Maçkalıyım. İşte buraya geldik, buranın güzelliğini yaşamak için. Çok güzel. İnsanlar burada dostlarını, akrabalarını görüyor, mutlu oluyor. Güzellikler çok güzel yani, bu güzellikler. Evet, güzellikler güzel. Peki bu Ahmet Güngör'ü nasıl biliyorsunuz? Ahmet abimiz çok iyi. İyi mi? Çok. Ya burada bir yanlış olmasın. Ben şu bizi çeken Ahmet'i diyorum. Evet evet. Hatta orada gördüm ben. Resmini çektim. Siz söylemişsiniz. Evet evet evet. Dedim ya, dedim benden meşhur oldun dedim. Yani bize resim çeken hiç öyle olmadı. Peki bir mesajınız var mı şu anda bizleri izleyenlere? Nasıl buldunuz atmosferi? Onlara bir mesajınız olur mu? Burası çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Herkes gelsin, görsün, yaşasın. Horonlar, kemençeler. Ya ne diyeyim? Herkese evet. Selam, sevgiler olsun. Ve aleyküm selam diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür efendim, ediyorum. Efendim bizi izlemeye devam edin. Yeni Kapı Trabzon Kültür tanıtım günlerinden bir kez daha selamlar efendim. Şu anda Ortahisar neydi efendim? Halk eğitim merkezi. Merkezi. Evet. Standındayız şu anda. Sizi bir tanıyalım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Öncelikle bizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Yeni Kapı'da ben 3. yılımdır geliyorum. Burada Halk Eğitim Merkezimizin güzide yapılan işlerinden, el sanatlarından 2-3 tanesi vardır. Bunlarla birlikte gördüğünüz üzere şurada Trabzon telkaresi olan kısmı. Burada Hüseyin hocamız, Erkan hocamız bunun önderliğinde yapılan. Aynı bunlar hep el yapımı oluyor. Tabii ki. Özel eğitim öğrencilerininle birlikte, öğrencilerle birlikte hazırlanan bir takım ürünler bunlar. Hmm. Burada yine kazaziye ürünlerimiz var. Bunlar da tesbihler, işte kazaziyeler, hasırlar, küpeler. Bunları Trabzon'a kazanım olarak görüyoruz. Aynı zamanda Türk toplumuna bir fayda olarak, yarar olarak evet. Görüyoruz bunu. Size de bunu tanıttığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Önderlik bizim ettiniz. Amacımız o zaten. Çok bizim teşekkür ederiz. Yine diğer tarafta şöyle gelelim. Evet. Diğer tarafta özel
özel öğrencilerimizin, özel eğitim öğrencilerimizin hazırladıkları, birlikte hazırladıkları şurada gördüğünüz ayakkabıların tanıtımını yapıyoruz. Evet. Ve satışını yapıyoruz. Ve inanılmaz güzel işler yapıyor çocuklarımız. Maşallah. Onları hayata, yaşama kazandırmaktır amacımız. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi olarak. Belediye başkanımıza da bir selam gönderelim. Ortahisar Belediye. Çünkü o da çok güzel hizmetler yapıyor orada. Tabii ki. Evet, selam olsun ona da. Sayın Ahmet Metin Genç beyefendiye de buradan ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onları selamlıyoruz. Evet, bizlerden. Peki, çok teşekkür ederim. Sizler için de. Şu Hüseyin hocama bir geçelim bakalım. Yani, buyurun. Hüseyin hocam merhaba. Siz de tanıyalım şöyle. Öncelikle. Trabzon'a ait bir sanat yapalım. Tam 40 yıldır bu işten uğraşıyorum. Maşallah. Bundan sonraki gelecek arkadaşlar işte, gelecek nesillere öğretip nasıl biz usta olduysak onları da inşallah yapıp. Ama çok güzel bir sanat var burada. Bak, Hüseyin abi. Tamamen el işi. Yani bunlar ilkten. Mesela Vav'dan Elif'i yaptık bak. Vav'dan Elif'i. Bu elle yapılmış. Tabii ki bunlar elle yapılıyor. Yani bütün hepsi. %99'u elle yapılıyor. %1'i de alıyoruz onu, işlemi yapıyoruz. Evet. Ondan sonra. %99'u el işi. Evet. Yani. Bayağı bir emek var Hüseyin abi. Bayağı var. Emek var. Emekler iyi kötü de şükür. Buna da şükür. Gene karşılığını alıyoruz. Çok aç şükür. Kalmıyoruz. Çok şükür. Ama vatanda yani şu anki nesil. Hazır arıyor ki yani bir an önce para yani öyle bir dünya, öyle bir dünya yok. Yani öyle nerede? Öyle yani nerede? Yani bunlarla mesela tek. Ama sanat güzel. Biz 52 yaşındayım. Aç mı kaldım? Yok. Öyle i̇yi mi? Kötü. İyi maşallah kötü. Hiç göstermiyorsun abi. Teşekkür ederim. Yani iyi kötü yaşıyoruz ama sen biraz daha şey yaşarsın ama biz iyi kötü yaşamaya çalışıyoruz. Yani bu, gayet güzel. Bu mesleği kimse... Bu mesleği herkes yapamaz. Bunu biraz da mesleği seveceğiz. Sanatı kesinlikle seveceğiz. Sevmesen zaten hiçbir şey yapma şansı mümkün yok. Mümkün değil. Bizim kameraman yapımcı abimiz Ahmet Güngör. Bu işi bak bu işi hiç sevmez. Zorla şu kamerayı tutturuyorum onu ama iyi tutuyor. Yok, evet. Sever. Bak bunlar bak en basit. Bak şu el yapım kayta. Zamanında yük taşımak için. Peki abi bunu ne de örüyorsunuz bunu? Bunun tahtası var. Öyle tahtası. Tabii. Bunun için zamanında yük taşımak için kullanılır. Bugün ne yaptık? Siz yaşasınlar. Tak işte bayanlar özellikle dediğin. Bu şekilde onu satın. Evet. %99 efendim eleme. Bunu da özellikle belirtelim yani. Peki Aytanlar. Hüseyin abi bol hayırlı işler diyelim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bu kurumumuzu tanıttığınız için Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'ne. Evet, selam olsun Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'ne, tüm çalışanlarına, bütün oradaki öğrencilerimize kolaylıklar diliyoruz. Bizi izlemeye devam edin efendim. Efendim İstanbul'da biliyorsunuz Trabzonluların gururu çok değerli belediye başkanımız Gazi Osman Paşa, belediye başkanımız Hasan Tahsin Usta. Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizlerle hep berabersiniz, mutlu ediyorsunuz bizi. Neler söylemek istersiniz? Size hoş geldiniz diyorum. O da güzel. Evet başkanım. Trabzonlu nerede var? Siz oradasınız. Ama Gazi Osman Paşa'daki hizmetleriniz tabii ki bütün halkımız sizleri çok seviyor. Bugünle alakalı bizlere neler söylemek istersiniz? Bir kere biz tabii Karadeniz olmakta, Trabzon olmakta gurur duyuyoruz ama halkımız var olduğu müddetçe varız. Onu özellikle söylemek lazım. İstanbul büyük bir kent olunca özellikle Anadolu'da memleketine gidemeyen, o hasreti gideremeyen birçok hemşerimiz bugünleri hasretle bekliyor. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda bunu uzun yıllardan beri yapıyor. Belki de ilk başlatan derneklerimizin başında geliyor. İyi bir şekilde de organizasyon yaparak vatandaşlarımızın buraya gelmesine katkı sağlıyor. Bizim buradan çağrımız şu olsun. Tabii ki burada Trabzonlu belediyelerimizin, oradan gelen hemşerilerimizin güzel burada standları var. Biz sadece Trabzonluları, Karadenizleri değil, İstanbul'da bulunan, o bölgeye gidemeyen, bölgeye bilgi almak isteyen her vatandaşı bu tür standları gezmeye davet ediyoruz. Sonuçta bilgimizin artması, böyle kültürümüzün gelişmesi hepimiz için de bir ihtiyaç. Bütün vatandaşlarımızın bu güzel etkinlikleri fırsat buldukça, hatta fırsat ayırdıkça gelip ziyaret etmesini umuyoruz. Kolay bir hizmet değil bunlar. Bunun arkasında çok büyük emek var. Evet başkanım. Belediyelerimiz, derneğimiz, federasyonumuz, yönetimleri buna çok büyük emek veriyor, zaman veriyor. Kıymetli bir çalışma bu. Dolayısıyla bunu değerlendirmek lazım diyorum. Vatandaşlarımıza bu güzel etkinlikleri yerinde görmesini tavsiye ediyorum. Dernek federasyon başkanımıza, dernek yöneticilerimize, buraya katkı sağlayan her bir hemşerimize de
yürekten teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Başkanım, şimdi Trabzon Dernekleri Federasyonu Sayın İsmail Şatıroğlu Başkanımız başkan olduktan sonra tabii ki her geçen yıl biraz daha çıtayı yukarıya doğru kaldırıyoruz. O da Gazi Osman Paşa'da yetişmiştir. İyi de bir Trabzonlu ve Trabzon sporludur aynı zamanda. Sayın Başkanımın bu çalışmalarıyla ilgili bir mesajınız olacak mı? Başkanım da yanınızdayken özellikle. Ya başkanımızın zaten sadece dernekçilik değil siyaset geçmişi de var. Spor geçmişi var. Zaten bu tür çalışmalar bir deneyim, bir kültürle daha güçlü olur, daha etkinlikli olur. Her geçen yıl ya da zaman içerisinde kendisini yenileyerek, hatta diğer bütün derneklerle yarışarak onların önüne geçecek bir çalışma performansı ortaya koyuyor. Bu işte zor işlerdir. Yani bunu hakikaten zaman vermek, sevmek, yönetmek gerçekten emek vermekli olur. Bir de onun maddi için başkan, manevi hizmet veriyor. Kuşkusuz çok, maddi evet. Manevi zaten başkan olan bir kere zamanını koyacak, parasını koyacak, enerjisini de koyacak. Evet. Bizim yerimize de gerekirse koyacak. Çünkü bu başkanlık hakikaten evet. Meşakkatli bir iş. Biz Trabzon Dernekler Federasyonu'nun kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm başkanlarımıza, yöneticilerine, dernek başkanlarına bizleri gururla temsil ettikleri için onlara teşekkür ediyoruz. Biz de elimizden geldiğince yanlarında olmaya, destek olmaya inşallah devam edeceğiz. Başkanım zaten biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Gerçekten inşallah belediyelerde de sayılarınız çoğalır Trabzonlu belediye başkanlarımızın. Siz de Gazi Osman Paşa'da çok sevilen, çok güzel hizmetleri yapan bir belediye başkanımızsınız. Her zaman da yanımızda olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Sayın İsmail Şatıroğlu Başkanım, sizler de birkaç cümle kurmak istersiniz herhalde. Buyurun. Evet, tabii ki teşekkür ediyorum güzel dilek ve temennileriniz için. Bu işler yalnız başına olmuyor. Güç almanız lazım. Destek almanız lazım. İşte biz de İstanbul'da en büyük gücü ve desteği aldığımız, benim semtimin de gururla takip ettiği, mutlulukla ve keyifle izlediği kıymetli hemşerimiz Hasan Tahsin Usta, bizim işte destek aldığımız, güç aldığımız, her zaman kapısını çaldığımızda bize gönlünü, yüreğini, kapısını açan bir değerimiz. Bu değerlerin tabii çoğalması en büyük dileğimiz, temennimiz. Bu anlamda da tabii ki biz bu yıl sizlerin de görmüş olduğunuz gibi sivil toplum örgütleriyle beraber İstanbul'da bir fetih kutlamasını yaptık. 13 yıldır bu organizeyi yapıp ve İstanbul'da her şeyin öncüsü olduğu gibi Trabzon'un İstanbul'daki bu etkinliklerinde öncülerinden bir tanesi işte kıymetli Mustafa Demir Başkanımızın ve kurucularımızın da daha önce de yapmış olduğu bu çalışmalara biz de elimizden geldiği kadar işte kıymetli başkanlarımızların da destekleriyle beraber ileriye taşımaya çalışıyoruz. Allah güç kuvvet versin başkanıma. Gazi Osman Paşa'da Türkiye'de belki insanların birçoğu bilmiyor ama Türkiye'deki en önemli kentsel dönüşümün olduğu yerdir Gazi Osman Paşa. Bu konuda başkanımız biraz mütevazi davranıyor ama bunu ifade etmek, söylemek lazım. Dolayısıyla çok önemli işler yaptı. Çünkü biz 60 küsur yıldır Gazi Osman Paşa'nın bir evladıyız. Oranın şeklini, şemali en iyi bilenlerden biriyim. Olağanüstü bir değişim yaptı. Olağanüstü o Sarıgöl'ün tutun, efendim yıldız tapyalarını, oralarını, her tarafını ve bizim küçük köydeki şimdi bizim o Karayolları Mahallesi, efendim Paşa Mahallesi dediğimiz yani büyük bir değişimler yapıyor. Bunları artık herhalde mütevaziliğinden söylemiyor başkanım. Ama büyük bir değişim var Gazi Osman Paşa'da, olağanüstü bir farklılık var. Bu anlamda da bir Gazi Osman Paşalı olarak da kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin, duamız onunla beraber, bahtını açık etsin, hizmetleri daha da fazla olsun dileğinde bulunarak ayaklarına sağlık, bizi de şereflendirdi, şeref bulduk, eksik olmasın. İki başkanımıza çok teşekkürler. Başkanım başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? İstanbul'dan, Yeni Kapı'dan, Trabzonlu hemşehrilerimizin sıcak ortamından bütün Karadenizlilere, bütün vatandaşlarımıza en derin sevgilerimizi, saygılarımızı buradan göndermiş olalım. Tabii hep şunu ifade ediyoruz. Karadenizli olmak güzel bir ayrıcalıktır ama Trabzonlu olmak da bambaşka bir ayrıcalık yani. Umarım birliğimiz daim olur, güzelliğimiz sürer. Bu mutluluğumuz da her zaman yaşamak nasip olur. Evet, çok teşekkür İyi ederim başkanım. Sağ olun, sağ olun. Efendim şimdi Ahmet abi burada bir şey görüyorum. Bunu da bizim kurucu başkan Sayın Mustafa Demir'e sorun. Başkanım bu nedir?
İşte bu tırmaç dokuyor, kaytan dokuyor, ip dokuyor. Halı dokuyor. Halı değil bu, halı değil. Bu kadınların yük taşıyacağı o ipi. Yani ona şeyine tırmaç, daha incesine kaytan deniyor. Gibi. Yani yöresel adları değişiyor. Bayağı bizim, da çalışmış, yorulmuş yani. Böyle bizim biraz... Düzköy'de yani tırmaç. Aynı ipler, aynı renkleri kullanıyorlar. Hay maşallah. Tırmaç. Yöresel şeyimiz. Peki. Şimdi evet, diyorum ki bazen bizim de işte derneğimiz 32-33 yıl Düzköy İlçe Derneği. İlk o derneği kurduğum zaman bizimkiler demiş ki Mustafa Demir şey kurdu, honefter kurdu. Derneği anlamadılar ama şimdi her sene 1100 kişiye iftar veriyoruz maşallah, yani. Maşallah. 30 yıldır veriyoruz. Şimdi 1995 yılında beni evet, aradılar. En büyük katılım olan iftar gibi başkanım. Öyle bu geçen sene evet, en büyük oldu. 1000 kişi hesapladık, 1100 kişi geldi evet. Ama yerimiz 1200 kişilikti. 600 evet, yukarıya. Evet. Şimdi 1995'te aradılar böyle beni. Başkan sen misin? Yusuf Çakıl Esenler'de hatırla. Benim ne? Ya biz Trabzon dernekleri olarak bir araya geliyoruz, gelelim. İşte bir araya geldik. İlk bizim ilk kurucu başkanımız Trabzon Dernekler Birliği adı altında Ergun Gürsoy. Kendisini selamlarım bu konuda. 6 ay bize dayanabildi. Ondan sonra bıraktı. Ondan sonra çünkü Trabzonlu çok eleştirir yani doğru, böyle. Doğru, doğru. Ondan sonra Tekin Küçük Ali uzun yıllar ona bunu selam aldı. Olsun selam olsun kendisine. Abdi İpekçi spor salonunda yıkıldı görüyorum onu yenileniyor. 15 bin kişiyi her zaman 24 Şubat'ta burada doğru, kutladık, doğru, topladık, doğru, kutladık doğru, onu. Daha sonra 2005'te de 8 dernekle, ilçe derneğiyle birlikte federasyonu kurduk. O yıl bu yıldır ilk etkinliğimiz Feshane'de oluyordu. Feshane'de yaptık uzun etkinlikleri. Evet. 24 Şubat'ı kutladık. Daha sonra bizim gençlik komisyonu Trabzon'un fethini hatim indirerek bir de Ali Emir'de bir etkinlik yaparak mezar başta duasıyla yapıyordu. Daha sonra bunu yılda iki kereye çıkardık. Bir fethi, bir de kurtuluş. İstanbul'da Yenikapı'da yaptık, Maltepe'de yaptık, burada yaptık, Antalya'da yaptık, işte Bursa'da yaptık. Bütün hemşehrilerimizi bu şekilde Almanya'da Dortmund'a gittik, orada hazırlıklar yaptık, yeterli izinleri alamadık. Evet. Yani üreze nakli için. Böyle bir şeyi yetiştirdik. Bu arkadaşlara ben de yani devrettim ve gurur duyuyorum. Evet. Ben birinci lige çıkardım bu takımı. Ekibimle şampiyonlar bunlar da şampiyon yaptılar. Evet. İşte Trabzon evi kurmakla ben de bu yönetimi kutluyorum, tebrik ediyorum. Şimdi insan yaptığı bir şeyin yani bozulmasını istemez. Daha da gelişince gurur duyuyoruz. Evet başkanım çok teşekkür ediyoruz ben sana da. Ben teşekkür ederim. Efendim bizi izlemeye devam edin. Yeni Kapı Trabzon Kültür Günlerinden selamlar. İkinci gündeyiz şu anda ve biz de buradaki güzellikleri, atmosferi sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Şu anda Beylikdüzü Trabzonlar Derneği, evet standına bakıyoruz. Çok değerli isimler var burada. Şöyle teker teker gidelim efendim. Bu yakışıklı hemşerimi tabii biz tanıyoruz ama sizler de tanıyın. Şöyle bir kendinizi tanıtın bize efendim. Yusuf Kızıldağ, Araklı doğumluyum. Federasyonumuzda başkan vekili olarak görev yapmaktayım. Mesajın var mı Yusuf abi? Mesajım İstanbul'da bulunan tüm hemşerilerimizi ve Trabzon sevenlerini Yeni Kapı'ya bekliyoruz. Evet kısa ve net çok teşekkür ediyorum. Efendim hemen geçiyorum bu tarafa. Yani kelimelerle nasıl ifade edeyim bilemiyorum tabii. Sayın İdris Türk Başkanımızı yıllar önce herhalde 95 mi 2000 mi bilmiyorum tam tarihini hatırlamıyorum ama o zaman yaylalarda en büyük festivali yapan ve bizi de oraya götüren çok değerli başkanım İdris Türk. Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. Yıllardan beri bu hizmetin içerisinde devam ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz, neler ifade edeceksiniz? Söylenecek çok şey arkadaşlarımız söyledi zaten. İlaveten şunu söyleyebilirim. Bu birlikteliğimiz bizim yalnız Trabzon'umuza değil, ülkemize çok büyük bir katkı sunduğuna inancı içerisinde tüm halkımızı, İstanbulluları, Trabzonluları bu güzel günleri beraber yaşamaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, İdris Başkan'a da teşekkürler. Evet yine yakışıklı bir hemşerim burada. Sizi de tanıyalım efendim. Efendim Hasan Limanoğlu. Misafir bulunduğunuz stantın başkan vekiliyim. Hoş geldiniz. Tüm misafirlerimizi Yeni Kapı'ya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet biliyorsunuz efendim Hasan Keskin Başkan yıllardan beri o da bu işin içerisinde olan Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda da görevlere devam ediyorlar. Başkanım bugün ikinci gün.
Evet, bugün ikinci gün. Herkese hayırlı cumalar diyerek başlayayım. Gayet güzel bir atmosfer var. Havada şartları da çok uygun. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Komşunu da al gel diyerek bütün misafirlerimize kapılarımız açık. Peki, başkana da çok teşekkürler. Efendim, yanımda kardeşim, dostum, abim, yani o bizim için çok farklı. Neden? Yaylaya gideriz onunla, aşağı ineriz onunla, köye gideriz onunla, İstanbul'da yine buluşuruz onunla. Her zaman yanımızda. Evet, Köprübaşı'nın çok değerli ismi, yine Eyüp Trabzonlar Dernek Başkanı, aynı zamanda Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Evren Sancak Başkan'la beraberiz. Başkanım, evet, ikinci gündeyiz, neler söyleyeceksin? Öncelikle hoş geldiniz. İkinci güne geçtik. Dün biraz yağmurdan dolayı biraz yağmurun azizliği oldu. Bugün hava çok güzel. Tüm Trabzonlu hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. Çok güzel bir hava var. Birlik beraberlik içerisinde herkesi buraya bekliyoruz. Evet, şimdi Trabzon spor maçları bizim için çok önemlidir. Ben şimdi Trabzon maçlarını izlediğim zaman, daha işte iyi oynadığımız zaman ya da kötü oynadığımız zaman ilk önce Evren Başkan'ın sosyal medyasına bakarım. Gol attığımız zaman hemen bakarım. Trabzon spor ulan, böyle bir mesajı vardır. Onu unutmayalım. Yalnız bugün camide bir şey yaşadık. Sayın Başkan, Allah kabul etsin cumamızı bu arada. Hayırlı cumalar olsun. Efendim, cumadan çıktık, baktım ki başkan bir çift ayakkabı aldı, çıktı dışarıya. Oh dedi, bunlar benim değil dedi. Bir de baktım ki en eski ayakkabıları almış. Ya başkanım, herkes yeniyi yakalar, sen eskiyi yakaladın ya. Vallahi ayakkabıları koyduk, ayakkabıların bağcıkları acıktı. Benimkiler kabalıydı. Yoksa iyi giyip gidecektim. Değil mi? Evet, belki böyle de bir bugün anımız oldu. Efendim, siz tanıyalım. Ahmet Çabuk ben. Ben de Şalpazarlıyım. Tuzla'da oturuyorum. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda başkan vekiliyim. Burada da güzel bir ortam var, hazırlık yapıldı. Dolayısıyla hem Trabzonlu hemşerilerimizi hem de Trabzonluları seven hemşerilerimizi bu organizasyona özellikle davet ediyoruz. Ciddi bir emek var burada. O açıdan bu birliği, beraberliği, coşkuyu birlikte yaşamak bize gerçekten güç, kuvvet verir. Bize her yer Trabzon anlayışıyla beraber, herkesi seviyoruz. Sağ olun. Efendim, biz de bu güzel isimlere, güzel insanlara teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Efendim, bölgemizin çok değerli isimlerinden, çok değerli iş adamlarından, Çaykara'nın yiğit delikanlısı İhsan Şatıroğlu ile beraberim. Yalnız İhsan abinin bir özelliği vardır. Hiç medyayı sevmez. Yani her türlü hemşerisinin yanında desteğini verir ama İhsan abi de öyle bir özellik var, hiç görünmeyi sevmez. İhsan abi, bugün Trabzon Kültür Günleri'nde ikinci günü, neler ifade etmek istersin? Mutluyuz. Kalabalıkız. Dostlarla beraberiz. İyi işte abim. Gelsinler. Gelsinler tabii, bekliyoruz herkesi. Eyvallah. Ya İhsan abimi iki kelime almak bizim için büyük bir başarı. Sürpriz bir eser yapılmış abi size. Bir kardeşlerimiz bizim hakkımızda böyle bir yorumlar yapmış, Tuncay Gargar diye bir sanatçı, bir öyle kardeşim. Öyle mi? He, Tuncay'a da selamlar. Tuncay'ı severim. Sağ olsun. Evet, o da Çaykaralı kardeşimiz. Evet. Bize böyle bir jest yapmış. Öyle mi? O zaman ikinci jesti de ben yaparım. Biz de bir tane yaparız ona. Allah razı olsun. Sağ ol. İhsan abi, seni seviyoruz. Yanımda İbrahim Akın. İbrahim Akın hem meslektaşımız, hem siyasetçi, hem STK'larda çok değerli hizmetler vermiş. Ahmet abi dedi sana, hele çocuk tut dedi. Ya hele çocuk tut şu mikrofonu abi, anlayamadım ben yani. Muratçığım, Ahmet abiyle beraber bir diyalogumuz var bizim. Hani Vizyon TR'de diyor ya, hele çocuk tut şunu, o gün tuttum benim elimde kaldı diyor ya. Ahmet abiyle bizim diyalogumuz da öyle. Nereye gitse yanında mikrofon, yani hemen röportajı yapar verir bana, o işin elimde kalıyor. Aramızda ama bir diyalog. Ama şunu söyleyeyim İbrahim ona. Yani böyle zaman zaman diyelim beni bir yerlere çağırır, sen oradasın ya, şimdi ben diyelim böyle yapar. Tamam İbrahim burada, oh. Yani öyle de bir şeyi var. Sağ olsun. Kardeşim, seni bu arada hem tabii STK'larda mücadele veriyorsun, hem belediyede çok yoğun bir mücadelem var. Genç yaşta böyle güzel hizmetler yapıyorsun. Bir hemşerimiz olarak bu anlamda seni tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah bu başarıların daim olur. Bu günle alakalı, kültür günümüzde, Trabzon'un kültür günleriyle alakalı neler söylemek istersin? Murat abi, bu kaçıncı röportajımızdır bu konuyla alakalı? Elbet. Yıllardır biliyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel şeyleri ifade etmeye, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biliyoruz, daha önceleri, pandemiden önceki dönemlerde biz senede iki sefer yapıyorduk. Mübarek şehrimizin hem fetih hem de kurtuluş günü olduğundan dolayı başka bir şehirde bu yok. Evet. Yani bize münhasır bir durumdu. Önceleri bunu senede iki sefer yapabiliyorduk.
pandemi ve sonrasında gelişen durumlar doğrusunda teke düşürmüştük. Bu sene bu oluş tekrar gelişti. Şartlar olgunlaştı ve ikiye çıkartabildik. Aynen oldu. Dolayısıyla geç Kasım olmasına rağmen, ama Ekim Kasım biliyorsunuz o konuda da bir tarih vardı. Ağustos ayında resmi olarak çevrildi. Fetih, ama Ağustos ayında da İstanbul'da kimse yok. Herkes köyde. Fındığa gidiyorlar yani. Dolayısıyla bunu yapmamak değil, yapmak adına yapılmış bir şey bu. Ağustos'da yapsak boş olacaktı. Kimse de olmayacaktı. Dolayısıyla da bunu da gerçekleştirmiş olduk. Emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyorum ben. İyi ki sizlerle bizimlesiniz. Eyvallah. Yani bugün ikinci günü, daha bu normalinde 4 gün olarak başlarız ama İkinci gün resmi açılıştan sonra asıl başlar. Aynen öyle. Kalabalık olur. O zaman herkesi bekliyoruz. Evet. Peki, teşekkür ederim. Sağ ol abi. Efendim, Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Bugün ikinci gündeyiz ve bu günde biliyorsunuz Trabzon Dernekleri Federasyonu ve yine aynı zamanda İstanbul Büyükşehir'in katkılarıyla çok büyük bir hizmet var. Harika bir ortam var. Sizleri de buraya bekliyoruz. Yanımda da bu işin mimarlarından yine çok değerli bir isim var. Önce onu bir tanıyalım. Bakalım neler söyleyecekler. Efendim, sizi çok teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Vedat Kara, ismim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürüyüm. Burada Trabzonlu canlarımızla, dostlarımızla bir arada olmak, onlarla buluşmak bizim için de son derece keyifli. Sizlerin de ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman böyle sizleri yanımızda görmek bizleri de ayrı bir onurlandırıyor, gururlandırıyor. Sağ olun, var olun. Şimdi Trabzon'un standlarını gezdiniz mi? Trabzon memleketi soralım. Nereye? Evet. Ben Amasyalıyım. Yani ucundan Karadenizli sayılırım. Şimdi şöyle, tabii biz bütün burada Yeni Kapı'da Türkiye'nin dört bir yanından memleketlerden insanları, sivil toplum örgütlerini burada buluşturmaya çalışıyoruz. Karadeniz'le de Trabzon'la da bu işin hazırlıkları döneminden başlayan bir çalışmamız, tanışıklığımız oldu. Biraz önce de ifade ettim. Dün biraz siz de sahadaydınız, gördünüz. Evet, evet. Biraz böyle fırtınayla girdi. Dedim ki Karadeniz kendi fırtınasıyla girdi. ama çıkarken de o sıcaklığının fırtınasıyla çıkacağına inanıyorum. Biz burada tabii Karadeniz insanını gördük, Karadeniz kültürünü gördük. Başta biz evet burada bir kamu hizmeti yürütüyoruz. Evet. Burada bu alanda 16 milyon İstanbullunu harman eden Türkiye'nin bütün o parçalarını, kültürlerini burada buluşturuyoruz ama burada tabii emek verenler var. Bu emek verenler o sivil toplum kuruluşlarının her bir ferdi. Trabzonlu da biz, başta Trabzon Federasyonu olmak üzere bütün o derneklerinden arkadaşlarımızla önce temas kurduk. Gerçekten samimiyetle onların sıcaklıklarını hissettik. İki gündür de sahada ve umuyorum bu dört günü de çok güzel bir biçimde aşacağız. Trabzon dünkü havadan bağımsız olarak insanın sıcaklığıyla bizlerle buluşuyor. Biz son derece memnunuz. Asıl hizmet eden onlar. Onlarla birlikte burada bu güzelliği birleştirmeye çalışıyoruz, buluşturmaya çalışıyoruz. Umarım çok güzel birkaç günü birlikte burada geçireceğiz. İnşallah. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Çok teşekkür ediyorum. Ben yani biraz önce de söylediğime bir teşekkürle de bağlayayım. Yani ben Trabzon Federasyonu ve bütün sivil toplum kuruluşlarından ve bütün emek veren dostlara teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Buraya gelen sanatçısından gazetecisine, televizyoncusuna, bütün o medyasına, bütün STK'larına bir yürekle geliyor. Eyvallah. Yani hiç kimse başka bir beklentiyle değil, yüreğini koyarak geliyor. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu şuradan Sayın Müdürü bulmuşken Sayın Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na da bir teşekkürde bulunmak istiyorum şundan. Bundan 4-5 ay önce bir açılışta beraberdik, sunucuydum orada. Sayın Başkan'la bizim uzun yıllardan da bir tanışıklığımız var. Çok televizyon programında Trabzonspor'u konuşmuşuzdur onunla. Tabii onu alırken davet ettikten sonra sağ olsun mikrofonda da konuşmasını yapmadan orada bize övgü dolu sözlerinden dolayı Ekrem Başkan seni seviyoruz. Başarıların daim olsun. Ekrem İmamoğlu'na da o anlamda buradan teşekkürlerimi sunayım sizin aracılığınıza. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Evet, tabii. Peki efendim, bizi izlemeye devam edin. Yanımda Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, yine Eyüp Trabzonlar Dernek Başkanı, bizim çok değerli ismimiz, her zaman yanımızda, her zaman işimize gücümüze koşan çok değerli bir isim Evren Sancak Başkan. Başkanım, müdürle de konuştuk. Tabii çok değerli hizmetler var burada. Hem belediye, hem Dernekler Federasyonu, hem şeylerimiz de bugün gelmeye devam ediyor. İkinci gündeyiz. Neler ifade etmek istersiniz? İlk gün Trabzon gibi geldik. Fırtına gibi giriş yaptık. Yağmur, fırtına giriş yaptık. Bugün çok güzel bir hava var. Müdürüm de dediği gibi
Biz Vedat Müdür'e çok teşekkür ediyoruz. Burada bize kucak açtı. Her türlü imkanı bize sağladılar. Sanatçısından, medyasından, her şeyine kadar ne bir eksiğimiz olsa Vedat Müdürümüz yanımızdaydı. Biz ayrıyetten tabii bu işin mimarı, belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin bize kapılarını açtı. Biz tüm Trabzonlulara buraya bekliyoruz. Evet. Her şey müsait. Sadece insanların yavaş yavaş gelmeye başladılar. Çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Evren Başkanım, şimdi müdürümüzdeki şu alçak gönüllülüğe bakar mısınız? Evet. Yemin ediyorum. Ya yok, gerçekten öyle. Yani o kadar böyle insanlar konuştu. Bize az önce ifade etti ya sıcak röportajlar. Aslında o kadar sıcak bir insan ki konuşunca konuşası geliyor insanı. Çok teşekkür ediyorum. Aynen, teşekkür müdürümden bir şimdi tanışmamız şöyle oldu. Biz tabii bu etkinlik yapılacağı zaman toplantılar yapıyoruz. Biz şimdi... İşte daha önce Hasan abi vardı, Hasan Akkuş. O emekli oldu, bıraktı. Yerine müdürüm geldi. Tabii gittik. Çok sıcak karşıladı. Evet, çok farklı bir insan. İnsan psikolojisinden anlayan bir müdürümüz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisi Amasyalı ya. Yakın. Şimdi biz... yok şöyle. Biz şimdi memlekete yazın giderken... müdürümden rica edelim. Bunun şimdi Amasya'da elmaları çoktur. Oradan en azından geçerken bu başkanım. Ağaçları size ayırıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Burada tabii şunu belirtmek isteriz. Sizi dinleyen binlerce Karadenizli, eyvallah, Trabzonlu var. Burada bu meydan dostluğun meydanı. Kesinlikle. Gelsinler, gönül alsınlar, gönül gönüle yan yana gelsinler. Öyle. Muhabbet etsinler. Her zaman bu fırsatı sağ başkanım şunu ifade edelim. Burada bugün Trabzon Kültür Günleri ama burada Trabzonlular yok sadece. Evet. Çok yöre, değişik yöre insanları var. Benim programda da radyoda mesela beni çok doğulu, batılı, Ege'li herkes dinler. Biz kendi yöremizin kültürlerini onlara anlatma, evet, onlara tanıtma amacımız zaten. Burada da onu sergiliyoruz. Size eyvallah, de çok teşekkürler tekrardan. Ben de çok teşekkür ederim. Efendim Yeni Kapı günlerinden, Trabzon Kültür Günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Şu anda evet sizler de görüyorsunuz hemen oradan birazdan otçu yürüyüşü başlayacak. Burada İhsan abimizle beraber de, İhsan Şatıroğlu ile beraber de böyle beraberce yürüyeceğiz. Bütün Karadeniz'i dolaşacağız. En sonunda Çaykara'da, yaylada bir mola vereceğiz İhsan abi. Evet Sayın Başkanım, bugün açılış günü. Dün açtık ama bugün asıl resmi açılış. Bugün harika da bir ortam var. Neler ifade etmek istersiniz? Evet tabii ki son derece heyecanlıyız, mutluyuz. Güzel de bir hava bugün Allah'a şükür. Biraz sonra, yarım saat kadar sonra Fethi yürüyüşümüzle beraber sahneye doğru gidip kurdelemizi keseceğiz. Buradan bütün İstanbul'a tekrardan sesleniyorum. Herkes kopsun kopsun gelsin. Bugün de tam yayla havası var evet, başkanım. Gerçekten hoş bir hava. Dolayısıyla bu keyfi, bu mutluluğu, bu heyecanı herkesin bizimle yaşamasını arzu ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Evet, peki başkanıma da çok teşekkür ediyoruz. Efendim az sonra sahneye doğru hep beraber yürüyoruz. Fethi yürüyüşüyle beraber. Dün aslında programa başladık ama resmi açılışı şimdi yapacağız. Pazar akşamına kadar burada Trabzon Kültür Günlerinde bizleri izlemeye devam edin. Evet Trabzon Kültür Günlerinde böyle dostlarımızı, abilerimizi, büyüklerimizi yakaladığımız zaman hemen mikrofon tutmak istiyoruz. Burada da Trabzon Dernekleri Federasyonu'na çok hizmet veren bir önceki dönem başkanı Mustafa Demir Başkanım burada. Evet Sayın Başkanım. Şimdi Fethi'yle şöyle gidelim mi? Evet neler ifade etmek istersin Sayın Başkanım? Murat'cığım çok teşekkür ederim size. Bu konuda yıllardır bizi takip ediyorsun. Uzun yıllardır bu işin etkinliğin kurucularındanız. Bu federasyonun temelleri yaklaşık 1995'te yani 29-30 yıla yakın bir dönemdir içindeyiz. Evet. Bütün hemşerilerimizi burada bir arada görmekten biz de çok mutlu oluyoruz. Böyle sıfırdan başladık. Bugünlere gelmek tabii bizi gururlandırıyor. Ne güzel. Yeni arkadaşlarımıza bu konuyu devrettik ve takip ediyoruz. O büyüdükçe biz de hoşumuza gidiyor, mutlu oluyoruz. Şimdi yani. Fethi yürüyüşüyle açılışımızı yapıyoruz başkanım. Yani tabii bizim ecdadımız Fethi'yi harbiden yürüdüler. Biz burada nostalji olarak yürüyoruz onu tabii. Ama gerçekten de şu anda o coşkuyu da yaşıyoruz. Buradan da bizi izleyenlere ne ifade etmek istersiniz şu anda? Gelsinler değil mi bu güzellikleri yaşasınlar? Kesinlikle bakın yani burada 3 gün daha var gelsinler. Bu etkinlikleri hemşerilerimiz olan olmayan herkese ben her zaman davet ediyordum. Onlar da gelsinler bu etkinlikleri, yöresel giysileri, yöresel yemekleri, anelerimizi, şehirsin hepsini görsünler bu konuda. Evet. Yani bunlar çok önemli kültür paylaşımlarıdır. Burada evet, bizim hiçbir zaman şövenist duygularımız olmadı. Daima bir
hemşeri beraberliğini burada yansıtıyoruz. Onun için herkes gelsin. Herkes gelsin. Peki. Herkes bunu görsün. Mustafa Demir Başkan'a teşekkürler. Yürüyüşe geçiyoruz. Efendim, Yeni Kapı'dan hepinize selamlar, saygılar. Trabzon Kültür Derneği'nden yine çok değerli belediye başkanımızı yakaladık. Maçka Belediye Başkanımız burada. Her organizasyonda Trabzonların yanında Maçka'dan koptu geldi. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ya geçen sene Sayın Başkanımızla röportaj yapmıştık. Dedi ki takip edeceğiz ama Maçka'da çok güzel işler yaptınız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Seviyorum. Başkanım neler söyledi? Biz de onları seviyoruz. Bugün burada olmaktan öncelikle büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü Trabzon tanıtım günleri artık İstanbul'da bir marka. Evet. O markanın da bir parçası Maçka. Bu bize büyük bir mutluluk veriyor. Burada hem hemşehrilerimizle buluşuyoruz hem de ilçemizi, Trabzon'umuzu tüm Türkiye'ye tanıtma fırsatından da yararlanıyoruz. Bu anlamda ben bugün burada Maçka Dernekler Federasyonumuzun misafiri olarak olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Ve Trabzon farkını yine burada gösteriyor. Ve biz de bir Trabzon'un parçası olmak bize her zaman gurur verir. Burada sütlacımız, aynı zamanda çayımızla, tanıtımımızla tüm Türkiye'yi yapıyoruz. Evet, başkanımız ifade ettiğimiz gibi Trabzonlar nerede? Her zaman Maçka'dan kalkıp her zaman gelir. Onun için sizi çok seviyoruz Sayın Başkanım. Biz de sizi seviyoruz. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, Yeni Kapı'dan ikinci günden hepinize selamlar. Trabzon Kültür Günlerinden. Evet, Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Dernekleri Federasyonu sevgili Oğuzhan kardeşimle beraberiz. Ya Ahmet abi lütfen, sen o kategoriye giremiyorsun. Yani o kategoride senin hiç esamen okunmaz, oraya girmeyelim. Diyor ki benden sonra yakışıklı. Ne senden sonrası mübarek ya. Evet, sevgili Oğuzhan'ım, yıllardan beri genç yaşına rağmen hizmet veriyorsun ki hala da veriyorsun. Evet. Çok da başarılı bir kardeşimizsin. Ben sizi tebrik ediyorum ve takdir ediyoruz sizleri. Neler söyleyeceksin sen buradan bizleri izleyenlere? Öncelikle herkese merhabalar diyorum. Yine bizim bordo mavi günlerimiz geldi. İstanbul'da Yeni Kapı rüzgarı esiyor. Tabii ki de buna değerli Ahmet abimiz, Murat abimiz de dahil olmak üzere birçok basından abimiz destek veriyor. Bizim için çok önemli günler bunlar. Çünkü burada insanlarla, hemşerilerimizle birlikte vakit geçirebiliyoruz. Bir nebze de olsa Trabzon'u buraya getiriyoruz. Burada hemşerilerimizle hasbihal ediyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Uzun zamandan beri görüşmediğimiz insanlarla görüşüyoruz. Tabii Murat abinin de dediği gibi çok uzun zaman oldu federasyondayız. Bu kurumda herhalde çalışmadığımız birim kalmadı. Kesinlikle öyle. Tabii 2010 muydu, 11 miydi o zamanlar başlamıştık. Allah nasip etti bu zamanlara kadar geldik. İsmail Başkanımız da sağ olsun bu zamana kadar her zaman çıtayı arttırarak devam ettik. Bundan sonra da bir Trabzonlu'ya layık olan çıta her zaman yukarı doğru gidecektir. Burada da görüyorsunuz işte bugün hafta içi akşam saatleri olmasına rağmen yine çok güzel bir kalabalık var. Evet. İnsanlar coşkulu. Bu sene sahne sanatçı evet, sahnedeki var. Sanatçılarımız da çok yoğun. Çoğu Trabzon'dan geldi. Yöresel sanatçılarımız bizim. Tabii ki de herkese biz yer ayırmak isterdik ama nasip olmuyor biliyorsunuz. Evet, evet. Ama bu sene gerçekten yani bu kadar büyük bir ekibi bir araya, yarım saatte bir sanatçı, evet, yöresel evet, sanatçılarımız, marka sanatçılarımız hepsi bu arada. Evet, Gençlik Kolları Başkanımız Hakan İlhan. Hakan Bey, seni de şöyle yan tarafa alalım. Hakan'ım gel. Oğuz Hanım, peki mesajımız ne olsun son olarak bizi izleyenlere? Şimdi bizim her zaman birleştirici ve bütünleştirici bir mesajımız var. Hiçbir zaman mikro milliyetçilik yapmadan biz insanları kucaklıyoruz. Nereli olursa olsun. Ama tabii ki de ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'da doğup büyümenin vermiş olduğu bir etki mi dersiniz, duygusallık mı dersiniz ama Trabzon bizim için çok ayrı bir yerdir. Ben elimden geldiğince Trabzon'a da gidip geliyorum. 1,5 ayda bir, 2 ayda bir. Benim eşim de Trabzonlu, evet, biliyorsunuz. O yüzden işte gerek onun ailesinin yanına gidiyoruz, gerek de başka işlerimiz, güçlerimiz oluyor, ziyaret sen ediyoruz. Ben her gittiğimizde... Aynı, yeni oldum. Her gittiğimizde ilk defa gidiyormuş gibi, her dönüşümüzde de üzüntüyle geri dönüyoruz. O yüzden memleketimize sahip çıkmak lazım, Trabzon'umuza daha çok sahip çıkmak lazım. Trabzonlu insanlarımıza sahip çıkmak lazım. Her noktada olursa olsun biz de ne kadar bir desteğimiz olursa olsun bütün Trabzonlu hemşehrilerimizin arkasındayız.
Size de teşekkür ediyorum burada. Biz teşekkür ederiz. 4 gün boyunca burada koşturuyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, emek ter döküyorsunuz. Bunlar bizim için de çok önemli. O yüzden sözlerimi bu şekilde bitirmek istiyorum. Biz de, ben de senin gibi, ben 30 yıldan beri Trabzonlular, Karadenizliler nerede? Biz oradayız. Gerçekten senin gibi genç, başarılı kardeşimizin de yıllardan beri bu hizmeti vermesi ayrıca bizi onurlandırıyor. Başarıların daim olsun kardeşim. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Gençlik Kolları Başkanımız sevgili Hakan İlhan var. Hakan İlhan Ahmet Güngör'e konuşmasın ama mikrofona konuşuruz. Tabii, mikrofonla konuşuruz abi. Evet, dün zaten sen gittikten sonra ben aldım mikrofonu. Ahmet evet, abiyle evet. Biraz çalıştık. Ya benim geçmiş olsun bütün hastalarımıza. Abim benim bypass ameliyatı geçirdi. Evet, yoğun bakımda. Oraya da gittiğim için sağ olsun Ahmet abi akşam dedi sen gidebilirsin. Aynen öyle. Gelir durumu inşallah. Bugün işte solunumdan da çıkaracaklar. Maşallah. Elhamdülillah inşallah toparlıyor. Tüm hastalarımıza da buradan şifalar diliyorum. Amin. Evet Hakan'ım. Şimdi tabii Gençlik Kolları şöyle ben tutayım ki. Tamam. Evet Hakan İlhan kardeşim tabii daha Hakan'dan önce çok Gençlik Kolları başkanı olanlar vardı. Oğuzhan sen Gençlik Kolları da yaptın bir dönem. Tabii biz halef selefiz zaten. Aynen öyle. Onu da çekebiliriz mi? Abdülkadir nerede? Abdülkadir gel. Ben, evet, benden evet, önceki gel. Gençlik Kolları başkanı. Evet. Efendim. Şimdi Abdülkadir kardeşim de işte görüyorsunuz bu böyle geldi. İbrahim abi de buralardaysa o da gelsin abi. İbrahim şu kadroya katılmaz. O siyasete girdi bu aralar. yok. Burada olur ya bizim. Bulsak da gelse. Oralardaydı. Federasyonun girdiği yerde siyaset girmiyor. Aynen biz siyaseti aynen. Bıraktık. Evet. Bıraktık. Kesinlikle. Abdülkadir evet. Değerli kardeşim sen neler ifade etmek istersin? Vallahi. Senden sonraki Gençlik Kollarını başarılı buldun mu? Ne söylüyorsun? Ben şöyle söyleyeyim. Benden yakışıklıları bulmuşlar. Ben bak işte, bak o konuda bak işte, bak estağfurullah. Bak bir şey söyleyeyim sana. Bak insanın fiziksel değil. Ha buna bakacaksın. Onun için en yakışıklımız sensin. Yo, ben o havka da güzel değil. Ya ya Gençlik Kolları şey kayıtta mısın? Gençlik Kolları'nın en zengin Gençlik Kolları başkanı. O da güzel. Gönlü zengin ama. Efendim zaten işte Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun başarısı bu genç kardeşlerimizin bakın hepsi bir arada o samimi hava. İşte önemli olan bu o samimiyeti yakalamak. Yazdım bu samimiyet olmazsa işler de başarılı olmaz. İşin başı samimiyet. Hepsi de öyle. Hepsi değerli kardeşim. Bunlar bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Biz burada hep yıllarca beraber bir aradayız. Onun için biz bunlara teşekkür ediyoruz. Bu genç kardeşlerimiz işini, emeğini bırakıp da bu hizmetleri veriyorlar. Onu da özellikle ifade edelim. Yani bazıları şöyle zannediyor. İşte Gençlik Kolları Başkanı sanki oradan herhangi bir nemalı öyle bir şey yok. Tabii. Zamanını, enerjisini, maddiyatını verip kesinlikle. Bu hizmetleri veriyorlar. Niye? Trabzonlu Trabzon'a hizmet edebilme adına bu mücadeleyi veriyorlar. Onun için ben sizlere çok gerçekten teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sizin sayenizde biz buralarda onu Beylikdüzü'nde yaşadık. Bir faciaydı o. Ahmet abim çok kötü bir fotoğraf çekti bizimle. Yemek yerken rahat hissedemiyormuş. Evet, yani biraz yavaş yiyor ya ondan. Yok yavaştan değil. Bütün her yer gitti. Normal da yani. Peki Hakan İlhan kardeşim. Evet. Gençlik Kolları bayrağını aldın, devraldın. Şu anda da sen de gerçekten çok da başarılı hizmetlere imza atmaya devam ediyor. Bu coşkuyu ilelebet devam ettireceksiniz inşallah. Mesajın ne olur hep şu anda bizleri izleyelim? Ya mesajımız ne olur aslında güzel bir şey söyledin. Bu geçmişten gelen bir altyapının öyle. Şeyi yani bu benim dönemim ya da Oğuzhan'ın dönemi ya da Abdülkadir'in dönemi değil. Daha 2007 yılından beri gelen bir altyapı çalışması var. Onun sonucu büyüye büyüye gidiyoruz. İnşallah çok daha güzel işler yapacağız. Bugün ikinci günü bitiriyoruz. Fena değil aslında diğer şeylere, günlere bak, memleket günlerine göre daha iyiyiz. Yani doğru. Bunu her zaman aynen çok şükür öyle. Gösteriyoruz. Evet zaten burada bizi ekranda izleyenler, sizler de gelip göreceğiniz zaman harika bir stand organizasyonu var burada. Yine yemek bölümünde de Karadeniz'in bütün ürünlerini orada yemeğe alma şansına sahipsiniz. Ürünlerimiz burada. Onun için sizler de gelin. Bu 3 genç başkanımıza başarılar diliyoruz. Artık bunlar da geleceğin başkanları. Onu da özellikle ifade edelim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bizi izlemeye devam edin efendim. Efendim Trabzon Kültür Günlerinden Yeni Kapı'nda ikinci günde sanatçı kardeşim evet Erkan Yeşilyurt. Erkan'ım benim biliyorsunuz hayratlı. Yıllar önce Erkan ilk piyasaya çıktığı zaman
ya o kadar güzel bir sesli sanatçı dedim, bu kimdir? O zaman buradan selam olsun Oflu Ahmet abimize, Ahmet Büyükoğlu'na. Ula o dedi bizim Erkan'da. Hiç öyle dinlemişim onu. Erkan'ım o zamandan bu zamana kadar da çok güzel eserlere de imza attın. Gayet de güzel gidiyorsun. Bugün de buradasın. Neler söyleyeceksin bizi izleyenlere? Ben öncelikle burada katılım gösteren bütün dostlarımıza, sanata ve kültürümüze gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. Eminim ki herkes çok uzak yerlerden de gelmiştir. O günden bugüne hep işte böyle derneklerimizin etkinlikleriyle, bizleri seven halkımızla, onların desteğiyle bugüne kadar geldik. Ve onların sevgisi bize daha iyi eserler yapmaya her zaman yöneltmiştir. Biz de elimizden geleni sanatsal olarak yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bu tür organizasyonlarda hem kültürümüze hem mutfağımızın öf adetlerine, ürünlerine destek veren ve tanıtımını sağlayan Karadeniz medyalarına ve dernek başkanlarına, iş adamlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu birlik beraberlik var olduğu sürece hem kültürümüz aynı Türk bayrağı gibi, ay yıldız gibi her zaman gönderde kalacaktır. İnşallah. Başarıların daim olsun. Çok kardeşim. Teşekkür ediyorum. Sahneni dört gözle bekliyoruz. İnşallah. Peki. Çok teşekkür Eyvallah, ediyorum. Eyvallah Erkan. O güzel alkışlarınız, ben onu çok severim. Çok değişik, çok güzel bir sesi, çok güzel bir yorumu var. Bu arada sevgili Ahmet Sancak, hoş geldin. Seni gördük, mutlu oldum abi. Seni gördük, Tata Gazetesi diyorum. Sevgili Zeki Sancak, selamlarımı ilet Ahmet Sancak abi. Teşekkür ediyorum. Sesten anlamışsınızdır. Bir de alkış sesi gelsin. Kim için? Erkan Yeşilyurt için. Hadi bakalım. Bu mektubu da yaza yaza bitiremedik bir türlü. Sevgili konuklar, hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz. İyi eğlenceler olsun. Dışarıda kenarda olanlar lütfen sahneye doğru yaklaşırsa türküleri beraber okuyalım, olur mu? Beraber okuyacağız türküleri. Thank you.
yazarım ardına bakışlara. Uzandı bu gözlerim ardına bakışlara. Mektup yazarım mektup üzerini pullama. Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama. Mektup yazarım mektup üzerini pullama. Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama. Her yerde hatırası gittikçe derinleşiyor yüreğimde sevdası. Sanki deniz dalgası her yerde hatırası gittikçe derinleşiyor yüreğimde sevdası. Yaşayan bir öleyim, hem Mecnun hem deliyim. Sevduğuna böyle oldum, bir daha sever miyim? Yaşayan bir öleyim, hem Mecnun hem deliyim. Sevduğuna böyle oldum, bir daha sever miyim? Yaştır dalın niye kurudu? Sevdalık yüreğime dura dura çürüdü. Gürgen beden yaştır dalın niye kurudu? Sevdalık yüreğime dura dura çürüdü. Yaşayan bir öleyim, hem Mecnun hem sevduğuna böyle oldum, bir daha sever miyim? Yaşayan bir öleyim, hem Mecnun hem deliyim. Sevduğuna böyle oldum, bir daha sever miyim? Teşekkürler, teşekkürler. Gerçekten. Az önce içeride de çok değerli Karadeniz'in yerel basınında da bir açıklama yapmıştık. Karadeniz kültürünü seven herkes burada. Tabii ilerleyen saatlerde çok daha güzel kalabalık olacaktır. Bu kültürümüze ve mutfağımızdaki bütün ürünlerimize destek veren, onların tanıtımını büyük ulusal medyalara ve büyük kitlelere taşıyan tüm organizasyonlar, tüm dernek başkanlarımıza ki başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanımız Sayın İsmail Bey'e ve tüm ekibine ve tüm katılım sağlayan derneklerimize gönülden teşekkür ediyoruz ve onlara bir alkış istiyorum. Onlar var olduğu sürece bizim kültürümüz hep gönderdi olacaktır, hep yukarı olacaktır. Hep sizler için iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlk adımdan ta bugüne kadar çok güzel eserlere artık yürek döktük, duygu döktük. Kalem kağıt karaladık artık. İnşallah çok yakında yine çok güzel bir eser daha sizlerle beraber olacak. Vallahi şimdi çok fazla bizim Karadeniz medyası maalesef ki çok yok ama şimdi herkes tabii sosyal medya üzerinden kültürümüzü ve türkülerimizi sizlerle buluşturuyor. O yüzden erkanyeşilyurt.net YouTube sayfasından ve yine erkanyeşilyurt.net Instagram sayfasından bizleri takip ederseniz bütün çalışmanın mutfağından sizlere servisine kadar hepsinden haberdar olursunuz. İnşallah. Evet.
Şöyle bir tık hareket yapalım böyle. Ondan sonra bir sağlam bir horon istiyorum. Bak burada bizleri çeken çok güzel kamera ve medya arkadaşlarımız var. Hepinizi, kendinizi ve YouTube'dan ve Instagram'dan izleyeceksiniz. Yarın itibariyle inşallah. Evet. Ben sizden bir alkış istiyorum sevgili Tahsin ve orkestrasına, güzel dostlara. Arkamız sağlamda. Evet Allah. Sağlam orkestra olunca var ya, hiçbir sıkıntımız, hiçbir endişemiz olmuyor. Müziğini sevgili meslektaşım Adem Ekiz'in kaleminden ve duygusundan sizlere sunuyoruz. Armağan olsun. Haydi bir daha. Bu dünyanın işini gördüm, yazık işini. Yazık işini, sevdalık devuşturdu kalbimin ateşini. Sevdalık devuşturdu kalbimin ateşini. Yaşanır sevdalıklar yürüyüm yana yana. Sevdalık buldu beni 45 yaşımdan sonra. Yaşanır sevdalıklar yürüyüm yana yana. Sevdalık buldu beni 45 yaşımdan sonra. Yaşanır sevdalıklar yöreli yöre yöre. Sevdalık buldu beni 45 yaşımdan sonra. Yaşanır sevdalıklar yöreli yöre yöre. Sevdalık buldu beni. Çizin uyu ayrı uyu yollar. Dağları sarar duman yar gelmez. Ama da parhalar o. Ne sormayın ayrı kazayı aman. Dağları sarar duman yar gelmez. Ama da man sevdan o. Dan sormayın ayrı kazayı aman. Evet. Efendim Yenikapı Trabzon Kültür Günlerinden tekrardan selamlar, saygılar. Şu anda Beylikdüzü Trabzonlar
derneğimizin standındayız. Ali Osman Esertaş başkanım orada. Yönetim, yönetici kardeşim benim hemşerim. Evet Hasan Bey, size de bir ince konuşacağız birazdan ama efendim Kuzey Yıldız'ı Trabzonspor Derneği'nin yöneticisi. Çok değerli. Doğrudur değil mi efendim? Doğrudur. Kuzey Yıldız'ı Trabzonsporlar Derneği. Evet, Trabzonsporlar Derneği. Tek delege derneği. Yine aynı zamanda sigorta sektörünün çok başarılı bir ismi. Abdullah Özcan kardeşim. Seni de burada görmek bizim için çok güzel, çok özel. Şu zaten aynı zamanda ben Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun genel başkan vekilliğini yapıyorum. Evet, genel başkan vekilimiz aynı zamanda. O yüzden bu tür organizasyonlarla beraber tüm Trabzonlarla bir arada olmak, bütün derneklerimizle beraber olmak mutlu ediyor insanı. Trabzonlu nerede olursa olsun başarılı olmak zorundadır. Çünkü bizim o coğrafyamız, genlerimizden gelen başarı hırsı, atalarımızdan bize, iliklerimize kadar işlenmiş azim inkar edemeyiz. Onların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Tüm Trabzonluları, Trabzon'u seven dostlarını, sadece Trabzonlulara değil, komşunu al da gel yeni kapıya diyoruz. Horon, karalahana, mısır ekmeği, her şey var. Herkesi bekliyoruz. Abdullah Özcan efendim Çaykara'nın yiğit delikanlılarından bir tanesi. Tabii STK'larda hizmet devam ediyor ama gerçekten sigorta kurumunda da çok başarılı bir isim. Onun için ayrıca bir gurur duyuyoruz seninle. Başarıların daim olsun sevgili Abdullah. Çok teşekkür ediyorum. Ben dediğim gibi Abdullah Özcan olarak değil ama Trabzonlu olarak başarılı olmak zorundayım. O yükü omuzlarımda hissediyorum. Eğer başarılı oluyorsam da ne mutlu bana ki Trabzonlara layık olmuş oluyorum. Evet, gayet de iyi oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet, efendim bizleri izlemeye devam edin. Biz buradayız. Efendim Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden hepinize tekrardan selamlar. Standları geziyoruz. Tabii Sürmeneli'yi görünce de bizim için ayrı bir şey. Trabzon başka ama biz Sürmeneli olduğumuz için o güzelliği de biz burada standı görünce de ayrı bir mutlu olduk. Burada benim değerli dostlarımız var. Onları bir tanıyalım. Bakalım burada bu standta kimler var. Evet değerli kardeşim, nasılsın, iyi misin? Seni bir tanıyalım. Teşekkür ederim. Hasan Kul, TDF Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı. Eski Trabzon Sultan Gazi Trabzonlar Dernek Başkanı. Yeni Trabzonlar Sultan Gazi Trabzonlar Dernek Başkanım. Ve ona da geçeceğiz. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Ama yeterli. Karizma hep aynı. Yok yıllarda abi valla. Var bu işte bir şey. Yaşlandık biraz. Bunu bir ara konuşalım. Biraz yaşlandık. Peki. Evet. Yine çok değerli bir isim var. Sizi tanıyalım efendim. Ayhan Hafızoğlu. Trabzon Sürmeneli'yim. Neresinden başkan? Oylum. Bu ne düzü? Evet. Ay maşallah ne güzel. Sultan Gazi Trabzonlar Dernek Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Sürmene Oylum Dernek Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Maşallah. Federasyonumuzun böyle bir etkinliğinde açılışına geldik. Standları, hemşehrilerimizi ziyaret etmeye. İnşallah pazar günü akşama kadar burada olacağız. Tüm Trabzonlu hemşehrilerimizi komşularıyla beraber etkinlik alanına bekliyoruz. Yeni Kapı'ya bekliyoruz. Şimdi Sürmeneli Başkanı bulunca tabii Sürmene bizim için ayrı bir şey. Biz orada büyüdük. Buralara geldik. Sayın Başkan Vunit'ten yukarı yaylalara çıkardık biz. Evet. Onun için buradan Vunit'e de Sürmene'ye bütün Sürmeneli dostlarımıza tüm Trabzonlu hemşehrilerimize selam olsun. Gönderelim. Onları da buraya bekliyoruz. Sağ olsun. Sürmene İlçe Başkanımız bizi yalnız bırakmadı bugün. Kendileri aramızda. İnşallah o da sizlerle beraber röportaj verecek. Evet inşallah. Peki başkan teşekkür ediyorum. Hemen abi. Efendim tabii değerli isimleri sizlere tanıtmaya devam ediyorum. Yine burada çok değerli bir isim var. Efendim sizi bir tanıyalım. Hüseyin Azizoğlu ben. Evet Hüseyin abi nasılsın? İyi İyiyim misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de böyle tabii Sürmene tabelasını görünce Sürmeneli olarak ayrı bir insanda evet, şey oluyor. İyi yaptınız. Eyvallah. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben de bugün geldim. Derneklerimizde burada Trabzonluların derneklerinin bir etkinliği var. Ben de Sürmene'den bugün geldim. Ayağımızın tozuyla da buraya gelmiş çok oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım buradan Sürmene'ye de özellikle selamlar gönderiyoruz. Siz de orada çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Çok Allah razı olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Biz de bekliyoruz inşallah Sürmene'de. İnşallah. Yazın geldik oralara ama bulamadık seni. İnşallah bu sefer her zaman. İnşallah bekliyoruz. Sayın Başkanıma da çok teşekkür ediyoruz size başkanım. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Var olun. Her zaman emrinizdeyiz İstanbul'da olarak unutmayın. Çok sağ olun. Evet şimdi şöyle gidiyoruz bu tarafa doğru. Evet. Değerli abimizin yanına gelelim. Sizi bir tanıyalım efendim. Abdülcelil Çakar. 18 sene İstanbul'un değişik ilçelerinde müftülük yaptık. 6 yıl Sürmene müftülüğü yaptık. Oy Bartın maşallah. Müftülüğü yaptık.
Şu anda Ankara merkezdeyiz. Sürmeneli müftülük yaptınız mı? 6 yıl. Oy maşa. Onun için sürmeneliler bu kadar mübarek olduğunu şimdi anladım. Sayın müftüm. İyi ki anladın onu ya. Sayın müftüm, hem Sürmene'de daha sonra nerede müftülük yaptınız? Burada Esenyurt'ta yaptım. Bartın İl Müftülüğü yaptık. Evet. Şu anda Ankara merkezdeyim ben. Başkanlık müftüsü olarak görev yapıyorum. Maşallah. Ne güzel, ne güzel. Allah razı olsun böyle. Memleket? Eski anılarımızı yaşatmak için böyle geldik Sürmene'yi görünce. Siz de mi Sürmene? Çaykara. Çaykara. Fark etmez. Sürmene, Çaykara. Aynen, doğru söyle. Kesinlikle öyle. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, yine burada bir emicem var maşallah ya. Emicem delikanlı gibi. Emicem herhalde 65 var. Evet. Evet. Sizi bir tanıyalım. Oturun isterseniz. Hiç rahatsız olmayın. Yok. Evet, tanıyalım 20 sizi. Daha eklersek 19 da. Oy maşallah, oy maşallah. Evet. Allah uzun ömür versin. Evet, tanıyalım sizi. Efendim. Benim ismim Ergin Kulaçoğlu. Oy maşallah Ergin abi. Emekli noter, avukat. Evet. Meslekleri. Trabzon eski yöneticisi. Eski yönetici. Oradan işte o Kulaçoğlu duyunca ne güzel, evet. Ne güzel. O Hakan, aday olan Hakan Kulaçoğlu'nun amcası. Ha. Çok daha eski yönetici. Evet. 70'li yıllar. Maşallah. Yani ilk şampiyonluklarda. O dönemde. Sizin döneminiz, sizin döneminizin yöneticileri artık eski yöneticiler yok yani. Hepsi güzel. Hepsi, bak bak ne hepsi. Güzel. Ne güzel. Büyüklerimiz hepsi. Böyledir efendim. Peki sizi burada görmek çok, bizim için çok önemli. Çok bir mesajınız var mı efendim bizleri izleyenlere? Bütün dostlara, hemşehrilerimize saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun. Şeref verdiniz. Çok her şey gönüllerince olsun. Amin. Evet, çok teşekkür ediyorum. Efendim sizi de tanıyalım şöyle. Evet, merhaba. Benim ismim de Şenol Kulaç. Ben de Sürmeneliyim. Sen neresindensin? Orta Mahalle. Orta Mahalle. Bak hep hemşehriler bir arada. Ne güzel ya. Evet. Evet, ben de emekli emniyet mensubuyum. Şimdi İstanbul'da birkaç yıldır yaşıyorum. Hemşehrilerime selam buradan gönderiyorum. İşte burada da hepimiz bir arada oluyoruz. Çok sevindik böyle bir arada olmaya. Bu etkinlikleri seviyoruz, destekliyoruz. Böyle zaman zaman buluşalım zaman o zaman. Zaman zaman buluşalım, evet. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İnşallah, şimdi tabii ben yazın memleketteydim. Buradan belediye başkanımıza da, Sayın Rahmi evet. Üstün Başkan'a da selamlar gönderin. Başkanım dedim ya, bir organizasyon yapalım, siz topu bana verin. Gerisini siz sadece dedim alanı. İnşallah öyle bir şey yaparsak onun öncülüğünü de almak istiyorum. Yani buradan ekibi toplayıp. Çünkü bizim memleketimiz bunu hak ediyor. Evet. Orada da bu güzel şenlikleri de inşallah yaparız. Sayın başkanımıza da selam i̇nşallah. Olsun buradan. Ben çok teşekkür ederim hepinize. Başkanım. Sağ olun. Evet, benim sanatçı kardeşim Ahmet Ekşioğlu. Ahmet'im hoş geldin. Evet. Evet, Ahmet'imi de yakaladık. Ahmet'im şeref verdin. Bu sene Rizeli sanatçı kardeşimiz. Rize'de çok balık yakaladı. Bizi de davet etti ama gidemedik maalesef. Ya piyasada bir tane alabalık bırakmadın Ahmet ya. Yok, benim gittiğim yerlere kimse gitmiyor ki. Gitmiyor. Var mı bir mesajın kardeşim? Tabii bu derneklerin düzenlediği bu organizasyonda elini taşın altına koyan tüm başkanlara, yönetim kurullarına huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Zaten sizlerin olduğu yerlerde eyvallah. Da eksiklik olmuyor. Sağ ol. Trabzon zaten bunu çok güzel yaşıyor. Trabzon'la çok güzel yaşıyor. Trabzon Rize ayrımı yoktur. En büyük Trabzonspor diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Evet Ahmet'im görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Evet benim değerli kardeşim var burada. Evet ya, Sürmene'nin evet. Değerlerinden bir tanesi. Yani yıllardan beri böyle karşılaşırız. Ben 30 yıldan beri radyo televizyonlarda bir Sürmeneli kardeşiniz olarak dilimizin döndüğü kadar bölgemizi, yöremizi anlatmaya gayret ediyoruz ama burada benim değerli kardeşim, o da her yerde o mücadeleyi verenlerden bir tanesi. Biz iyi tanıyoruz ama sizler tanıyın. Kendinizi şöyle bir tanıtın bize. Evet. Resul Hamza Emin ben. Sürmenelilerin hizmetindeyiz ama Murat Başaran bizim üstadımızdır. Estağfurullah. Bu varken biz yoktuk piyasada. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Her zaman bizim öncümüzdür. Estağfurullah. Hani söz sultanının yanında atılan taş baş yarar. O yüzden sözü sultanına bırakmak lazım. Estağfurullah. Yok. Biz söz hepimizin sözü. Söz hepimizin sözü. Biz yani Murat Başaran'ın yanında bu biz konuda konuşamayız. Biz o toprakların havasını alarak buralara geldik. Tabii burada Sürmeneli hemşehrilerimizi görmek biz yıllardan beri yöremizin türkülerini radyolarda, evet. Televizyonlarda dile getirmek, bölgemizi anlatmak bizim için de ayrı bir onurdur. Buradan da Tekin Küçük Ali Başkanıma selamlar gönderiyorum. Onun selamlar. Bir güzel cümlesi vardır bana. O beni hep motive etmiştir. Ya dedi Murat dedi, sen dedi bu bölgeye yaptığın hizmeti hiç kimse yapmamıştır. O beni hep onure etmiştir. Sağ olsun, var olsun. Bizler o bölgenin insanları, Karadeniz'de tabii Sürmene'de doğduk. Orada büyüdük. Oranın yaylasını, havasını, doğasını, her tarafını bilen insanlardanız. Burada da hemşehrilerimizi gördüğümüz zaman bizim için ayrı bir
onur, ayrı bir gurur. Sizlere de başarılar daim olsun diyorum. Çok teşekkür Başka ederiz. Bir mesajınız var mı? Buyurun. Yani biz de dernekçilik, sivil toplum örgütlerinde görev yapıyoruz. Hemşerilerimizden yani Murat Başaran'ın hizmetleri çoktur. Ekranlarda çok teşekkür ediyoruz. Yani değeri ne kadar teşekkür etsek azdır. O zaman bana bir lahana çorbası ısmarlarsın bir an. Yarın mı? İnşallah. Çok tamam güzel. Sayın Başkan da burada hem de Vunit'ti. Vunit. Yarın lahana dolması geliyor. Öyle mi? Evet. Ama sahtesi değil mi? O bazen zeytinyağlı içine et koymayla hiç de yenmez. Tereyağı anlar. Öyle mi? Yarın buradayız efendim. Sarma yiyeceğiz. Sayın Başkanım sen de buradasın herhalde. İnşallah. Tamam. Yarın lahana sarmasını hep beraber yiyoruz. Efendim bizi izlemeye devam edin. Efendim bizim çok değerimiz, harika bir yazarımızı yakaladık, değerli abimizi. Ya abim benim, yıllardan beri hiç değişmez misin maşallah? Ben değişiyorum, zaman değişmiyor. Hayır, fikirler, ürettiğiniz şeyler değişebilir ama fizik anlamında hep aynısınız maşallah. Yok, ürettiklerim değişmiyor da ben değişiyorum. Yani düşüncem değişmez. Tabii böyle bir ilim adamına, bilim adamının cümlelerine cevap verebilmek bizim için zor ama yok, abim değil, benim. Öyle değil. Evet, şöyle bizleri iyi tanıyoruz ama kendinizi bir tanıtın. Ekran başında izleyenlere neler ifade etmek istersiniz? Benim adım Halim Saral. Diş doktoruyum. İşte kendi başında yaşayan, ne bileyim okuduğunu anlayan, düşünmekten korkmayan, düşünmeden hareket etmeyen, enteresan bir adam, ne bileyim. Çok güzel işte. Bir adam. Halim abinin yaptığı dişler hiç düşmez, biliyorsunuz ana dişi gibi. Böyle de bir durum. Onun için Halim abi, hala devam ediyoruz değil mi Halim evet. abi? Peki, Halim abime çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyoruz. Sağ olun, var olun. Seni seviyorum. Çok teşekkür Hayret ediyorum. Hayret tanıdım seni. Trabzon günlerimiz tüm hızıyla devam ediyor şu anda. Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları standındayız. Misafirimiz Adem Ekiz abimiz. Adem abi hoş geldin. Hoş bulduk kıymetli başkanım. Adem abi çok güzel bir sahne her zamanki gibi. Özlenen sahnelerden birini yaşadık. Bugün cuma yine güzel bir kalabalık vardı dışarıda. Horon ekipleri de güzeldi. Güzel bir katılım var. Neler söyleyeceksin? Katılım güzeldi. Tabii yaşanılan bütün olaylara rağmen ülkemizde, bölgemizde, dünyamızda yaşanılan bütün olumsuz etkenlere rağmen, olaylara rağmen İnsanlar bunlardan ister istemez etkileniyor. Yine her şeye rağmen hemşerilerimiz bugün katıldılar. Ama tabii hafta sonu daha da kalabalık olur öyle tahmin ediyorum. Ben bugün müsait günüm vardı. Programımın diğer günleri dolu olduğu için bugün katıldım. Güzel bir enerji aldım. Organizasyonun hazırlanmasında emektar olan başta Trabzon Dernekleri Federasyonu'na, gençlik kollarına, bütün irili ufaklı emeği geçen, şimdi isimsel olarak zikretmek istemiyorum, sizlere ve yanı sıra başkanımız İsmail Şatıroğlu'na, bütün hepinize teşekkür ediyoruz bu oluşumun hazırlanmasında emektar olduğunuz için. Adem abi iki sorum olacak sana öncelikle. Şimdi maalesef dediğin gibi ülkemizde, dünya genelinde bu tür sıkıntılar yaşandığı zaman İlk müzisyenlerin en çok etkilenen sizsiniz. Bu bir geçim kapısı aslında. Baktığımız zaman insanlar buna pek bakamıyor, buna pek düşünemiyorlar. Bence tabii hepimiz üzülüyoruz. Hepimiz yastığa başımızı koyduğumuzda hepimiz üzülüyoruz. Sonuçta hepimiz bir vicdan sahibiyiz. Ki bence sanatçılar bunu daha fazla yaşıyordurlar. Yani sonuçta söylediğiniz şarkılara kattığınız duygular sizin için de zor, bu yaşananlar. Bununla alakalı bir düşüncen var mı? Ben katılıyor musun bana ya da başka eklemek istediğim bir şey var mı? Şimdi kıymetli başkanım, şimdi Hakan kardeşim, ben zaten sahnemde de dile getirdim bu durumu az önce. Yani bu yaşanılan olaylar tabii bizlerin de tasvip etmediği, bizlerin de gerçekten bizleri de çok üzen durumlar. Yani bu ülkemizden olur veya ülkemiz dışında başka bir ülkede olur. İnsan olması önemli olan insan olsun tabii. Ama sıralamaya göre geldik mi tabii. Neticede şu an yaşanılan bu durum, Müslüman bir ülke uzun yıllardır haksız bir şekilde yapılan bir zulme, bir zulüm yapılıyor. Maruz kalıyor bu zulme. Bu tabii ki bizim hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz, edemeyeceğimiz bir durum. Yani üzüntü duyuyoruz ama
diğer tarafından hayat devam ediyor. En yakınımızdaki bizler, düşün, en çandan insanlarımızı kaybediyoruz. Birinci dereceden annemiz, babamız, bazen evlatlarını kaybedenler oluyor. Adam 2-3 gün yasını tutuyor, sonrasında yine normal hayatına ister istemez geri dönüyor. Çünkü yani hayat bundan ibaret zaten. Biz onları iyi bir şekilde yad edeceğiz, dualarımızı okuyacağız. Yani böyle durumların yaşanılmaması için her daim dua edeceğiz, demenni edeceğiz. Ama yaşanılanlar da bizleri üzüyor yani. Bu da en önemli gerçek bu yani. Adem abi, bir sorum daha olacak. Müzik dışında başka bir işe uğraşıyor musun? Şöyle, ben memlekette yaşıyorum. Köydeyim. İstanbul'da 16 sene kaldım. 16 sene üzeri tekrar memlekete döndüm. Trabzon merkeze yerleşmedim. Köye yerleştim. Merkeze yerleşsem zaten İstanbul'dan merkezin bir farkı kalmamış. O zaman zaten buradan gitmenin de bir anlamı olmazdı. Köye yerleştim. Köyde bağım bahçem var. Hayvanlarımız var. Her şey var yani. Biz tam şeyde, doğal bir ortama döndün yani. Yani ben şahsi olarak çok uğraşamıyorum tabii. Aile uğraşıyor, eşim. Ama tabii ben de bu işlerin yabancısı değilim yani. Hayata başladığım kısım zaten orası. Oradan çok kopmadık, uzaklaşmadık. Diyorlar ya, köylü milletin efendisidir. Zaten köylü olmadan kentli yemek bulup yiyemez yani. Bizler üretmezsek kentteki insanlar aç kalır. Biz de dolayısıyla memlekete gittik. Olabildiğince, elimizden geldiğince memleket hayatını, o kültürü yaşıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Çoluk çocuğumuza vermeye çalışıyoruz. Ama tabii müzik hayatımın önemli bir alanını kapsıyor. Çok fazla zaman bulamadığım için başka bir şey yapamıyorum. Ama yapmak çok isterim yani. Çok memlekette, keşke memlekette olsak, koca bir nahıl ineğimiz olsa. Değil mi? Yani bir 500-600 baş koyunumuz olsa. Bu çok gönlümüzden geçen bir şey. Zaten biliyorsunuz, peygamber mesleği yani, neticede bu çok küçümsenecek veya çok böyle aman da demeyelim denilecek bir durum değil yani. Biz gurur duyarız bundan. Ama şu an tabii şartlarımız çok da ona elverişli değil, ama köyde yaşıyorum. Öyle oradaki o köy hayatının gerektirdiklerini de yerine getirmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz abi katılım için. Ben teşekkür ederim. Buradan bütün bizleri izleyecek olanlara selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Bu arada hemen yanı başımızda da sevgili Süleyman abimiz yanımızda. Süleyman abi, sen de hoş geldin. Adem abi, yer değişsek seninle nasıl olur? Aranıza gireyim şöyle. Süleyman abi, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Süleyman abi de bizi yıllardır bizimle birlikte bütün etkinliklerde, ne zaman çağırsak, ne zaman Süleyman abi gel desek bizi yalnız bırakmayan, çok değerli, kıymet verdiğimiz bir abimiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Siz varsanız biz varız. Bu kurumlar olduğu sürece bize her zaman destek olacaktır. Biz de bu kuruma destek vereceğiz. Bu etkinliklerde bulunmak bizim için mutluluktur. Bugün atmosfer gayet güzeldi. Emeği geçenler kim varsa, Büyükşehir Belediyesi, Dernek Başkanımız sevgili İsmail Şadıroğlu ve yönetimi, genç kardeşlerimiz, gençlik kollarına, hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten her şey çok güzeldi. Güzel bir atmosfer. Ben şahsi adıma çok mutlu oldum. Çok iyi de bir horon oldu. Yani horon işinin zaten son noktasını bitiriyorsun. Yani horon ekibi, arkadaşlar gayet güzeldi. Çok da güzel bir horon oldu. Abi sen neler yapıyorsun? Ben hem İstanbul'dayım hem köyde. Köyde küçük bir çiftlik kurdum. Hayvanlarla uğraşıyorum. Böyle. Sen de Adem abi gibi evet. Bu işe... Köydeyiz. Biz ikimiz de yakın köylerimizde aynı zamanda buluşuyoruz. Kışın güzel sohbetlerimiz oluyor. Canlı yayınlar yapıyoruz. Hem müzikal anlamda birbiriyle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hem sohbet ediyoruz. İşte köydeki kalan gençler de geliyor ziyaretimize, sağ olsunlar. Tamamen doğal yaşıyoruz. Ara sıra da program oldukça İstanbul'a geliyoruz. Aynı zamanda çocuklarım burada benim. Gidip geliyorum sürekli. Bağı koparmadık yani. Hem İstanbul'da hem köyde. Bir ayağımız burada, bir ayağımız köyde. Adem abiye sorduk. Sana da soralım. Bu Gazze'de yaşananlarla alakalı sen de düşüncelerini alayım. Yani anlıyoruz. Bizi bugün çağırsınlar, bugün gidelim, savaşalım. Eğer imkan olsa gidip savaşmak istiyorum. Canı gönlünde bunu söylüyorum. Ya bulan bir zulümdür. Yani zulüme ses çıkarmayan bir dünya.
Müslümanlar bakıyor, kimse sesini çıkarmıyor, müdahil olmuyor olaya, olması lazım. Yani böyle sadece izlemekle veya kınamakla da iş bitmiyor. Önemli olan müdahil olabilmek. Yani olaya el koymak. Yoksa uzaktan izliyorsun, kınıyorsun, hiçbir şey ifade etmiyor ki benim nazarımda. Ben gidip orada savaşmak istiyorum, şahsi adıma konuşuyorum. Yani canı gönlünden söylüyorum bunu. Bugün isteseler bugün giderim. Ya bulan kahpeliktir, zulümdür. Yani bir Müslümanlara kıyımdır. Süleyman abiye de çok teşekkür ediyoruz. Süleyman abiye teşekkür ettikten sonra hemen burada başkan vekilimiz İdris Türk tam iki sanatçımızın arasına girdi. Ben buradan bir soru sormak istiyorum. Başkanım, OF Hayrat Birleşik Makiller Derneği olarak acaba yeni bir organizasyon mu geliyor? Öncelikle şunu belirteyim ki ben burada Trabzon Dernekleri Federasyonu teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan vekili olarak bulunmaktayım. Ama bu çatı içerisinde OF Hayrat Birleşik Makineler Eğitim ve Kültür Derneği, bunun yanı sıra Kutri Alioğlu Türk Ailesi Derneği Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Beni yakın tanıyanlar bilirler ki sanatçılarımızı ve gençlerimizi çok severim. Onun için sanatçılarımızı ve gençlerimizin arasında çok mutlu oluyorum. O mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun için aranızdayım. Ben şöyle bir ifadeyle eklemek istiyorum. Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun gençlik kolları şu mesajı veriyor. Federasyonumuz gelecekte de emin ellerde. Bu bizi çok mutlu ediyor. Sanatçılarımız da mesajlarında Trabzon Dernekleri Federasyonu nerede olursa biz oradayız. Sanatımızı ve bu vatan içerisindeki duruşumuzu bu vesileyle hem dünyaya hem Türk milletine vermek istiyoruz mesajları. Bugün burada, dün bir, bugün ikinci gün, yarın bir sonraki gün, pazar günü, dört günü tamamlayacağız inşallah. Dün yağmur bereketiyle geldi, başkanımız ifade etti. Bugün insanlarımız akın akın standlarımıza, özellikle kültür alanındaki yoğunluk beni daha çok mutlu ediyor. Çünkü bizim Trabzon insanımız korondan daha ziyade bir duruş sergiliyor. Bugün ülkemizde, evet, bugün ülkemizin kanayan yarası, dünyayı kasıp kavuran Filistin'de olan katliamı, İsrail'in katliamını belki de az önce sanatçımız ifade etti. Ben de ona katılıyorum. Trabzonların tamamı cephede savaşmak istiyor. Nerede Müslüman kanı akıyorsa, nerede Türk kanı akıyorsa, nerede Müslümanlara bir zulüm varsa, nerede insanlığa bir zulüm varsa, Trabzon insanı dün olduğu gibi bugün de ön safta yer almak istiyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Burada bütün illerimizi temsilen memleket günleri yapılıyor. Ama Trabzon'u farklı kılan şu var. Bugün tanık olduk. Türkiye'nin dört bir tarafından il temsilcileri Trabzon'un bizden farkı nedir diye gelip bizi izlemek istiyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor ve bize her yer Trabzon sloganımızın ne kadar doğru olduğunu anlatıyor. Uzatmak istemiyorum. Şu anda bizi takip eden medyamıza, yerel medyamıza omuzunda kamerasıyla, elinde mikrofonuyla, kendi imkanlarıyla, öz kaynaklarıyla bu kültürümüzü, bu birlikteliğimizi bütün ulusa paylaşımından son derece mutluyuz. Son derece onurluyuz, gururluyuz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz başkanım. Gençlerle burada kamera önünde söylemiyoruz ama çok değer verdiğimiz, örnek aldığımız büyüklerimizden birisiniz. Eksik olmayın, Allah eksiklerinizi göstermesin inşallah. Trabzon günlerinin ikinci gününde misafirimiz Yakup abi, Yakup Atalay. Yakup abi diyorum çünkü ben de Çaykaralıyım, o da Çaykaralı. Hep Yakup abi dediğimiz için öyle dedim. Sal gibi duruyoruz ama. Aşağı yukarı, evet. Benim hırsız saçlar ondan abi. Nasılsın abi, iyisin inşallah. Teşekkür ediyorum. Geldik, sağ olsunlar. Davet ettiler, bulunduk. Güzel bir ortam. Sıcak bir karşılama. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. İnşallah tekrar nasip olur bir araya geliriz. İnşallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Nasıl buldun ortamı? Ortam güzel, sıcak. Herkes candan, içeriden, yürekten. Zaten biz yürekten olan her işin içinde varız. Olayın maddi boyutları da farklı bir bölümler ama ilk kural yürekten olmasıdır. Branşımız horondur bizim. Evet. Horonlarda yetiştik. Trabzon Dernek Pazarlıyım. 1977 doğumluyum. 30 yıldır kemence çalıyorum. Asıl branşım da horon ettirmektir. Güzel bir horon kurduk dışarıda. Diğer sanatçı arkadaşlar devam ediyor. Nasıl buldun horon şeyini? Horon halkasını beğendim vallahi. Trabzon'da böyle horon yok.
Trabzon'da yaşıyorum kendim. Trabzon'dan geldim. Horonu hatasız gördüm. Çok güzel horon yaptılar. Zamanımız kısıtlıydı. Daha da uzun olsa belki de daha güzel olurdu ama o kadar zamanda o kadar olur. Abi o benim de dikkatimi çekiyor. Yani aslında biz gurbette sanki Trabzon çok daha içten samimi yaşıyoruz. Çok daha güzel yaşatıyorsunuz. Vallahi bak ben Türkiye'nin 80 vilayetinin 60'ını gezdim. Trabzon'da bu kültür böyle yaşatılmıyor. O yüzden emeği geçen herkese tekrar tekrar yürekten teşekkürler. Bu belki de biraz memleketimize olan hasret, sevda. Aynı şey gibi Trabzonspor sevdası gibi yani gurbetteki bir Trabzonspor taraftarının taraftarıyla Trabzon'daki Trabzonspor taraftarı. Çok fazla aram yok ama tabii öyle ki mi? Gurbette daha İçeriden daha yürekten bir seyirci var. Bu belli yani. Bariz gözetiyoruz onu tabii ama Trabzonsporluyum yani sonuna kadar. Trabzon yenildi mi neredeyse de ağlarım yani. Zoruma da gider. Bu haftaki maçta da inşallah güzel olur yani. Fenerbahçe zor bir rakip. İşimiz zor ama inşallah iyi olacak. İnşallah. Bu arada Fahri Başkanımız geldi. Fahri Günlü Başkanım. Tanışıyorum. Evet. Fahri Başkanım buyurun. Fahri Başkanım. Orada tanıştık. Evet. Programıma geldi orada. O zaman şöyle sorayım. İlk tanışmanız nerede oldu? Trabzon Yomra Kaş Üstü'nde evet. bir mekana geldiler, dinlemeye evet. geldiler. Sağ olsunlar beni. Ondan Kadir Kolay'la beraber ondan sonra arkadaşlığımız devam eder. Allah gider. Razı olsun. Biz seni seviyoruz. Telefon kadar ona yakınım. Ne zaman derse yanındayım. Gerçekten öyle. Geldiği zaman arar sorar. Dernekte program yaparız. Hiç arkasına bakmaz. Allah razı olsun. Biz kendisini seviyoruz. Allah yolunu açık etsin. Kültürün peşinde gezen herkes başlarcıdır. Yaşayacak. Ama bizden sonra devam edip gidecek inşallah. Sizlerin de emekleriyle Allah her şey güzel olacak inşallah. Ya biz arada bir aracıyız. Ama o lazım. O olmasa bak ben buraya gelemeyecektim. Siz olmasanız buraya buluşamayacaktık yani. Ama sizin gibi değerler olmasa biz de olmuyoruz. Bir telefon kadar yakınım. Ne Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Allah eksikliğinizi göstermesin abi. Allah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Fahri Başkanım size de teşekkür ediyoruz. Abi terlisin fazla da tutmayalım seni. Tamam. Herkese saygılar, selamlar. Allah'a emanet. Fotoğraf çekileceğiz. Yanımızda sosyal medyadan sorumlu arkadaşımız. Evet, ben. Şeyda Olgun var. Şeyda merhaba. Merhaba abicim. Otur istersen. Oturayım ben de o zaman. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. Nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Nasıl geçsin, her şey iyi. TDF'den memnunum. Sosyal medyada olmaktan da memnunum. Öyle güzel geçiyor. Ahmet abiden memnun musun? Evet, ondan da memnunum. Sen benim ayağıma dolandın abi ama. Lütfen yani ben dolanmadım aslında ama. Arka arkaya girip çarpan kimdi? Doğru ama ben sana daha iyi çektim ondan bence. Evet. Bugünün akşam setini. Bugün Şener'le röportaj yaptık ama madem öyle. Bir daha yapalım. Başkan. Şener nasıl geçiyor Trabzon günlerimiz? Çok güzel geçiyor. Bugün cuma günü olduğu için. İnsanların da çalıştığı için çok fazla katılım yok ama cumartesi pazar günü ben çok daha yoğun olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar ben gayet güzel geçtiğini düşünüyorum. Sanatçılarımız da çok güzel. Çok güzel de bir enerji var bence. En güzelini yapana kadar şimdiki en güzeli bu. Teşekkür ediyoruz sana da. Evet. Ahmet abi bugün Fatih Sultan Mehmet Han'ı canlandıran kardeşim Alişan burada. Nasıl geçti Alişan? Başta röportaj yaptık, sen yoktun. Valla ilk at deneyimimde başlarda biraz denge kaybım oldu ama sonrasında alıştım tabii. Fatih Sultan Mehmet'i canlandırıyor olmak benim için bir gururdur. Çok güzeldi. Bu görevi bana layık gördüğün için başkanım çok teşekkür ediyorum. Harika bir günde devam ediyoruz. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Evet, cuma akşamını bitirmek üzereyiz. Az önce sahneden inip sahne teliyle yanımıza gelen Sedat Keskin. Hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk, sağ olasın. Nasılsın, iyisin inşallah? Her şey yolunda. Burada olmak, sizlerle beraber olmak çok güzel. Sahnemizi yaptık. Geldik şu anda Gençlik Kolları standındayız. Buradayız. Sizler de sağ olun, ikramlar, bir şeyler burada bulundunuz. Şimdi bir şey görünmüyor burada, bakmayın. Biz yedik içtik şimdi. Eyvallah, sağ ol, teşekkürler. Evet, sağ ol. Ahmet abi geç geldiğin için ikramları kaçırdın tabii. Ben hemen sohbete başlamadan önce şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Sağ olsun Sedat Keskin. İlk Menzili Gecelerimiz programımıza başladık. İlk misafirimiz davetimizi kabul ederek katıldı. Hemen şurayı da çekersen abi. Menzili Geceler onunla birlikte çok güzel bir ivme yakaladı. İnşallah daha da bu çıtayı yükselterek gideceğiz. Kendisi sağ olsun bu konuyla alakalı da bize her zaman destek sağlayacağını
sanatçı konusunda, gerekse fikir konusunda her türlü yardımda bulunacağını da söyledi. Güzel bir ilmeğe kaldık. İnşallah çok daha iyi olacak. Nasıl buluyorsun yeni programlarımızı? Güzel. Zaten Trabzon Dernekleri Federasyonu'nu yıllardan beri takip ediyoruz. Yıllardan beri büyük işlere imza attınız. Hep beraber. Ekip işi bu zaten. Kimse tek başına hiçbir şey yapamaz. Kesinlikle. El elden üstündür. Gençliği küstürmeyin. Gençlerle beraber devam edin. Her şey gençlerle beraber hallolur. Her şey. Bütün işleriniz. Burada yapılan bütün organizasyon. Beyza Hanım az önce 5 dakikada bir afiş yaptı ya. Ben şok oldum. Süper. Böyle yetenekli, becerikli arkadaşlar olsun. Dernekçilik gönül işi. Allah hepinizden razı olsun. Gönlünüzden buraya destek verdiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Bir bayrak yarışı gibi gelip geçici. Sizden önceki başkanlarla da tanışıyorum. Sizi de takdir ediyorum. Her şey güzel. Sağ olun. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Ne zaman telefon açsak hemen telefonun ucundasın. Her türlü konuda da bize fikrini, desteğini sağlıyorsun. Bugün herkese sorduk, sana da soralım. Yani bu Gazze'de yaşananlarla alakalı. Maalesef bu tür durumlarda, kötü durumlarda, depremde, savaştı, işte yaşanan doğal afetlerde de hep sanatçılar bir zor durumda kalıyor. Sonuçta bu işte geçimini sağlayan insanlar çoğu sanatçı. Onlar için de zor bir durum. Sen ne diyorsun bu konuyla alakalı? Şimdi öncelikle sanatçı konusunda bakarsak, rızkı veren Allah. Alan da Allah. O yönde karşı değilim yani. Etkinlikler iptal olabilir. Sonuçta bunu Cenab-ı Allah bu rızkı verecekse oradan vermez, başka bir yerden verir. Rızkı veren Allah, alan Allah. Gazze'deki olaylara gelirsek hiç fark etmez bu. Gazze'si, Filistin'i, İsrail'i. Bebekler ölüyor, insanlar ölüyor. Ya bu bir can. Müslüman olabilir, Yahudi olabilir. Ben öyle bakıyorum, o tarzda bakıyorum. Yani Yahudi'den de ölmesin. Onlar da istemiyor zaten oradaki ölümleri. Yani sosyal medyadan çok iyi bir takip ediyorum o işi de. Herkes savaşa karşı yani. Dünya ayağa kalktı. Ama savaş durmuyor. Allah yardımcıları olsun. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Amin inşallah. Ahmet abi, her konuğa bir sorun oluyor. Senin de bir sorun varsa sorunu alalım. Yoksa fazla da yormayalım. Terli geldi buraya. Kendisine teşekkür edip son hatıra fotoğrafımızı çekilip ayrılalım. Var mı sorun? Soruyor musun? Ahmet abi uyudu şu anda. Ahmet abi. Evet. Biz sana soru soralım mı? Var mı soru? Ahmet abiye bir soru soralım ya. Ahmet abi ben yıllardır tanıyorum. Ahmet abi 15 sene var değil mi? Sevgili Mavi Karadeniz'den Fuat Kuş, bizim ilk albümümüzün yapımcısı. Kendisini de çok severim. Selam olsun buradan. Ahmet abiyle orada tanıştık uzun yıllar. Biraz rahatsızlığı vardı. Şimdi iyi misin Ahmet abi? Ben seni çok iyi gördüm. Maşallah, nazar değmesin. O yüzden hep kamera arkasında duruyor, nazar değmesin diye, değil mi? Allah esirgesin seni. Evet, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yanımızdan eksik etmesin. Maşallah, subhanallah diyoruz. Herkese selamlar. Teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki. Sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da...